Hepinize günaydın. Bir pazar sabahı böyle güzel bir sempozyumumuza sizleri böyle dolu salonda görmek çok güzel. Bugün Cumhuriyet döneminde sağlık emek gücü oturumumuzla başlayacağız. Üç tane değerli konuşmacımız olacak. Biz buradaki yazılan sıraya göre konuşmacılarımız konuşacaklar. Şimdi ben çok fazla sözü uzatmadan konuşmacılarımızı tanıtayım. Özlem Özkan, Özlem Hoca, bizim her zaman destekleyen İstanbul Tıp Odası'nın, Türk Tabipleri Birliği'nin sempozyumlarında, çalışmalarında yer alan hocamız. Halk Sağlığı Hemşiresi, ben kendisini kısaca tanıtayım. Tanıyorsunuz aslında ama tanıtayım. Halk Sağlığı Hemşiresi, Kocaeli Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi öğretim üyesiyken 2016'da KYK ile ihraç edildi. Halen akademik çalışmalarına devam etmekte Özlem Hoca. Ben ilk sözü ona vereyim. Konuşmasının başlığı Cumhuriyet döneminde sağlık emek gücünün çalışma yaşamı. Şöyle de bir bilgi vereyim. Yarımşar saatlik süreler verdik konuşmacılarımıza. Kalan sürede de tartışmamıza devam edeceğiz. Buyurun hocam. Söz size. Şimdi oluyor. Öncelikle bu programı düzenleyenlere çok teşekkür ederim. Uzun süredir gerçekten böyle keyifli bir bilimsel program izlememiştim. Önce onu söyleyeyim. Tabii bu keyif biraz bende stres de yarattı. Acaba ben nasıl sunum yapacağım diye. Umarım becerebilirim. Şimdi şöyle başlayayım sunumuma. Bir bilimsel bilginin üretiminde ya da onun paylaşımında bazı zor aşamalar vardır. Bu aşamalardan bir tanesi ya o konu hakkında yığınlarca bilgi üretilmesi sayısız derecede ya da olmaması ya da hiç olmasıdır. Bu inanılmaz bir güçlüktür. Şimdi bu Cumhuriyet dönemi ve sağlık politikaları ya da Cumhuriyet dönemi ve sağlık emek gücü meselesi tam da birincisi gibi. İşte Cumhuriyet'in 30 ya da 35. yıl, 50. yılı, 75. yılı, 100. yılı değerlendirmeleri var. Bu böyle bayağı bir külliyat. Tabii. Sonra halk sağlıkçıların ya da sağlıkçıların ya da özellikle sağlıkçı olmayan tıp tarihçilerin muazzam bir külliyatı var. Sosyal bilimcilerin tezleri ve makaleleri var. Bunları bildiğim için de Osman bana teklif ettiğinde uzunca bir süre kabul etmekte çok zorlandım. O yüzden bayağı yorucu oldu bizim için. Şimdi bunu niye söyledim? Dolayısıyla benim sunumumu dinlerken bu yarım saat süresi içerisinde çok eksik olacak. Baştan onu söyleyeyim. Aa, bunu da anlatmadı, bunu da bıraktı. Algısı çok olacak. Önlemini alıyorum her şeyin başta. Bir tanesi bu. İkincisi de hiç yeni bir bilgi olmayacak. Ama şu olabilir, belki bu konuyu ele almak gerekirken bazı tartışma noktaları açmaya çalışabilirim. Ve buna da eleştirel bakarak yapmaya çalışırım. Şimdi sunumumun içeriği 3 başlık altında olacak. Aslında ilk 2 bölümü tam da bu tartışma noktalarının kendisi olacak. Bir tanesi neden sağlık emek gücü ve çalışma yaşamı kavramsallaştırmasını kullanıyoruz? Bunu İTO'nun ya da TTB'nin sunumlarında aslında yapmışımdır ama burada ve özellikle izleyenler başka bir kitle olduğu için tekrar yapma ihtiyacı hissettim. Bu çünkü perspektif olarak da bizi ayıran bir şey. İkincisi, bu biraz bu adınız söz ettiğim literatürlerin önemli bir kısmını inceledikten sonra edindiğim bir şey. Cumhuriyet döneminde sağlık politikaları ya da sağlık emek gücünü tartışırken bir kere nereden başlayalım? Yani tarihsel momentimiz ne olsun? Biraz bunu tartışacağım. Çünkü bu bize başka bir perspektif de getirecek. İkincisi de bu meseleyi nasıl ele alalım? Nasıl bir yöntemsel yaklaşımımız olsun? Üçüncüsü de bu perspektif ışığında sağlık emek gücünün çalışma yaşamına dair kısa notlar. Şimdi slide'da mavi olan yer uluslararası düzeyde sağlık emek gücünün kavram seti. Bunlar aslında basit bir kelime değişikliği değil. Her birinin içi
oldukça yüklü ve o kavramı kullandığınızda öbür kavramı kullananlardan da sizi ayrıştıran bir kavram seti. Soldakiler o. Aşağı yukarı dünya genelinde sağlık emek gücü dediğimizde 6 tane farklı kavramsallaştırma var. Bunun sağ tarafındaki sarı olan kısmı da Türkiye'deki kavramsallaştırması. Gördüğünüz gibi Türkiye'de uluslararası literatürlerden sağlık emek gücü dendiği zaman daha fazla sayıda kavram var. Şimdi bu kavramlar peki yani nasıl kişiler kendilerini konumluyorlar? Bunu da 3 düzeye ayrıştırdım. 1- mevcut sistemin ve aktörlerin kavramsallaştırması. Bunlar işte Dünya Sağlık Örgütü, işte TÜSİAD olabilir, Sağlık Bakanlığı olabilir gibi mevcut aktörler. Dünya Sağlık Örgütü'nün ve AKP'nin bu konuda kafası çok karışık. Çünkü bazen sağlık insan kaynakları diyor, bazen sağlık mensubu diyor, diyor yani. Ama ortaklaştıkları bir şey var zaman dilimi itibarıyla da. Dünyada sağlık reformlarının başladığı tarihten itibaren sağlık insan kaynakları kavramını çok seviyorlar. Aslında halk sağlığı alanındaki mevcut ve egemen literatür de bu kavramı kullanıyor. Biz ne kullanıyoruz? Biz derken işte antikapitalist, anti-emperyalist, bu düzen, sosyalist, komünist ve bu düzene muhalif olan diğer kişiler, öyle söyleyeyim. Sağlık emek gücü diyoruz, sağlık çalışanları diyoruz, sağlık işçileri ve sağlık emek gücü diyoruz. Niye peki bu farklılık? Ha bir de özür dilerim, bir de sağlık emekçilerinin kendi kavramsallaştırması var. Bu akademide daha yaygın. İşte kendi hekim, hemşire, diş hekimi, veteriner, o kadar sanırım. O grupta kendine sağlık profesyoneli diyor. Bu aslında şu demek. Ben nitelikli emeğim, merkezde konumlanıyorum ve diğerleri de perifer, güvencesiz sağlık işçileri demek. Aslında sınıfsal olarak oldukça ayrıştırıcı bir kavramsallaştırma. Şimdi niye sağlık emek gücü, sağlık çalışanları, sağlık emekçileri, sağlık işçileri? Bir kere bu emek perspektifinden ve emeği merkeze alan bir bakış açısı, bir tanesi o. İkincisi, yani tanımı da kabaca şöyle, emek gücünü satarak yaşamak zorunda olanlar. Sağlık emek etkinliğini gerçekleştirirken emek gücünü satmak zorunda olanlar. Dolayısıyla emeğin öznesini özne olarak kabul eden perspektif, bu perspektif. Peki diğer perspektif ne? Yani işte sağlık insan kaynakları olabilir, sağlık iş gücü kavramı olabilir. Bir kere bu emek perspektifini dışlayan, emek etkinliğinin öznesini işçi kabul çalışan ya da ne dersek diyelim kabul etmeyen, özellikle sağlık insan kaynakları kavramsallaştırmasını kullandığınızda da herhangi bir üretim sürecinin bir malı, eşyası ve nesnesi gibi üretim etkinliğine giren bir şey aslında. Ve aslında sağlık insan kaynakları kavramsallaştırmasında da literatürlere baktığımızda tam bunu söylüyor aslında. Dolayısıyla o hani politik mücadelede bile o dil birliğinin önemi hakikaten bu noktada çok önemli. Benim zamanım çok kısıtlı olduğu için ben sağlık emek gücü diyemeyeceğim. Sağlık emekçisi diyeceğim ama sağlık emek gücü diye anlayın. Aralarında bir fark yok. Belki çalışan dendiğinde o emek sermaye arasındaki konumu anlamakta zorlanabiliyoruz. Çünkü ben de çalışanım diyor bir patron. Ben de çalışıyorum diyor. Dolayısıyla emek gücü, işçi ve emekçi bu noktada emek perspektifinden tercih edebileceğimiz bir kavram. Ama bu tabii ki tartışmaya açık. Ben bulunduğum yerden böyle bir şey açıklıyorum. Birincisi bu. İkincisi ve şunu söyleyeyim. Sonuçta sağlık insan kaynakları kavramsallaştırmasını kullandığımızda aslında emek gücünün de metalaştırılmasını tam da SDP ve sağlık reformları içerisinde herhangi bir girdiye dönüşmüş aslında bir şeyi anlıyoruz.
Ve bu aslında bu şey, bu nesne rekabet gücü yüksek, maliyeti düşük, kolektif eylemler için hiç harekete geçemiyor, sıfır hata ile üretim yapmak zorunda vesaire vesaire. Yani tam artı değeri üretmek üzerine konumlanmış fiziksel ve mental her türlü etkinliğini sermaye birikimine harcamış bir işçiden, emekçiden söz edebiliriz insan kaynağı dediğimizde. İkinci kavramsallaştırmam sağlık emekçilerinin çalışma yaşamı ya da emek süreci. Yani ekonomi politik anlamda emek süreci, gündelik hayat açısından da çalışma yaşamı. Ben açıkçası fark görmüyorum. Niye böyle bir şey yaptım? Çünkü kimi zaman literatürlere baktığımızda çalışma ortamı deyip çalışma koşullarını kastettiğini, çalışma koşulları dediğinde aslında çalışma yaşamını kastettiğini anlıyoruz. Biz bir emek süreci ya da çalışma yaşamı dediğimizde anladığımız şey ne? Bir emekçinin, yani sağlık alanındaki bir emekçinin üretim araçları ya da emek araçları, yani üretime girdiğinde kendindeki değeri aşama aşama nihai ürüne aktaran üretim araçları ya da emek araçları ya da emek nesneleri, üretim aracını bir tansiyon aleti gibi düşünebilirsiniz. Ya da emek nesneleri, yani üretime girdiğinde üretimle beraber tüketilen, bir pamuğu düşünebilirsiniz, bir gazlı bezi düşünebilirsiniz. Bununla bunlarla emek etkinliğinin gerçekleştiği bir süreç. Bu sürecin içerisinde çalışma koşulları var. Yani emek etkinliğinin gerçekleştiği koşullar ve şartlar. Onu dediğimizde bunları anlamamız gerekiyor. Gerekiyor gerçekten burada. Çalışma ortamı dediğimizde bu emek etkinliğinin gerçekleştiği ortam, çevre, atmosfer, iklim, bunu söyleyebiliriz. İşte buradaki fiziksel tehlikeler vesaire vesaire gibi. Pardon, özür dilerim. Dolayısıyla bir emek süreci dediğimizde ya da sağlık emekçilerinin çalışma yaşamı diye konuşacağımız bir şeyin içerisinde onların çalışma koşulları var, çalışma ortamı var, çalışma ilişkileri var, özlük hakları, ücreti, eğitimi vesaire. Mesela emek denetim mekanizmaları sanayi üretiminde daha tam Taylor zamanında konuşulan ama sağlık emek etkinliğinde hiç konuşmadığımız bir şey. Ama sağlık reformlarıyla beraber artık emek etkinliği içerisinde tümüyle ele almamız gereken, dün Osman'ın işte bu rıza mekanizmasının da bir ölçüde üretim mekanizmalarından bir tanesi. Yine emek etkinliğinin kendisi mücadele, sağlık ve güvenlik, bunlar diye niteleyebiliriz. Şimdi dolayısıyla buradan bakmak gerekiyor. Ben de literatürleri böyle inceledim. Eksik dediğim şeylerde aslında bunların hepsini anlatamayacağım. Canım nasıl isterse literatürlerde ne varsa ve neyi önemli görüyorsam hızlı hızlı anlatmaya çalışacağım. Şimdi gelelim ikinci tartışma. Bu da az önceki söylediğim de tartışmaya açılabilir, tartışabiliriz. İkinci tartışma noktası, bunu daha çok önemsiyorum. Zamanımın büyükçe bir kısmını da bu aldı. Biz nereden başlayalım? Başlangıç noktamız ne olsun? Meselesi. Şimdi gerek Korkut Hoca'nın, gerek Tevfik Çavdar Hoca'nın, gerek Ahmet Makal Hoca'nın, ki ben de bu sunumumda yöntem olarak daha çok oraya yaslandım, sık sık vurguladıkları bir şeyi, aslında tarihsel materyalizme benimseyenlerin de ele aldığı bir yöntem. Eğer bir meseleyi inceliyor isek, incelemek istiyor isek, o mutlaka bir tarihsel süreç içerisinde gerçekleştirmiştir. Dolayısıyla o ele aldığımız şeyin her zaman bir önceki dönemine gitmek gerekir. Ki böyle yapılıyor sağlık politikalarında, Cumhuriyet döneminde. Ama bu süre ne olmalı? Burada benim iki şey, ondan önce şunu söyleyeyim. Dünkü sunumlarda da, o mevcut literatürlerde de bazen 20 alınıyor bu dönem, bazen 23 alınıyor. Bazen koca bir Osmanlı alınıyor, bazen Selçuklu alınıyor. Bu noktada benim kafamı iki şey çok açtı. Bir tanesi de bildiğim bir şey ama fark etmediğim bir şeymiş. Bir tanesi Yavuz Uçkuyu'nun Toplum Ekim'de yazdığı bir yazı. Erken Tanzimat ve Sağlık. Çok kafa açıcı bir yazıydı. Bir tanesi o, iki tanesi. İkincisi de Tevfik Çavdar'ın Türkiye'de Liberalizm kitabı. Şimdi biz sağlıkçılar şunu biliyoruz değil mi? Yani biz sağlık sistemini ele alırken ya da bir sağlık sisteminin gelişimi nereden başladı?
kapitalizmin sanayileşmesiyle beraber. Dolayısıyla aslında bu bizim için bir şey olabilir, bir başlangıç noktası olabilir. Ama Türkiye'de kapitalizmin sanayileşmesi ne zaman başladı? Dün arkadaşlarımız sıklıkla söylediler. Yani 40'lı yıllardan itibaren, çünkü o zamana kadar ticaret burjuvazisi ya da işte köylüler, topraklar vardı. O zaman demek ki yani kapitalizmin sanayileşme öncesi dönem bir başlangıç noktası olabilir. Burada Tevfik Çavdar Osmanlı'nın kapitalizme ilk eklemlendiği tarihin 1839 Osmanlı İmparatorluğu'nun ticaret sözleşmesiyle başlatıyor. Dolayısıyla 1. Tanzimat, 2. Tanzimat, Kırım Savaşı aslında tümünün bunun yasal koşullarını ve sosyal koşullarını hazırladığını düşünüyor. Yavuz Üçkuyu da şunu söylüyor, bence kıymetli. Diyor ki yani Tanzimat'ı Tanzimat'la başlatmamak lazım, 2. Mahmut'la başlatmak lazım. Aslında odur sağlık meselesini incelerken de bizim oraya bakmamız lazım. Aslında o kurucudur sağlık alanında. Hele biz şeyi de kabul ediyorsak, dün erken cumhuriyet dediğimiz dönemin Osmanlı İmparatorluğu'nun tümüyle bir kopuş süreci olmadığını, onun bir iktisadi politikalarda dahil olmak üzere onun bir devamı olduğunu düşünüyorsak tam oturuyor başlangıç noktasının. Neden aslında 1838'in biraz öncesi ve 1830'lu yıllardan başlanması gerektiğini. Ben mesela bir sürü meseleyi buraya koyduğumda çözümlemem daha kolaylaştı meseleleri. Ve Yavuz Üçkuyu şunu söylüyor. Ya nasıl fark etmemişim bu zamana kadar? Demek ki seçici algı böyle bir şey. Diyor ki gerçekten 2. Mahmut bu nedeniyle kurucudur ve Cumhuriyet'in belirli bir tarihine kadar da yapılan sağlık alanındaki her türlü girişimlerde restoratiftir. Şimdi ben de mesela hep referansımı Tanzim o dönemden başlatıp sağlık emek gücü politikalarına diğerleriyle sürekli karşılaştırdığımda da aslında o benzeşikliği göreceğiz. Şimdi çok uzatmayayım, burası bayağı şey bir konu, güzel de bir konu aslında ama zamanımı efektif kullanmam gerekiyor. İkincisi de nasıl ele alalım? Dün işte Cavit'in sunumu, Özgür Hoca'nın, Meltem'in, neredeyse herkesin hemen hemen bir gruplaması vardı ve gruplamanın ve sınıflamanın önemine dikkat çektiler. Ben de buna dikkat çekeceğim. Bu arada bu konuyu hiç birbirimizle konuşmadık. Şimdi niye yani bir konuyu ele alırken gruplama yapalım, sınıflama yapalım? Yapmasak ne olur ki? Bir tanesi eğer her bir şey başka şeylerin toplamından, o ilişkiler toplamından oluşuyor ise ve bir bağlantılar zinciri ise bizim bu bağlantıları kurabilmek, ilişkileri anlayabilmek ve her şeyden önemlisi tarihte karşılaştığımız herhangi bir konuya neden yani? Niye hemşirelik eğitimi 1800'lü yılların sonunda başlamadı da niye 1920'lerde başladı? Niye ebelik eğitimi 46'ya kadar sekteye uğradı? Niye ilk hekimler cemiyeti? Bu soruya ancak biz bir sınıflama ve bir gruplama ve bir kategori oluşturarak yanıt verebiliriz. Çünkü tarihi şöyle anlamıyoruz. Kim nerede ne yaptığı sorusuna yanıt vermek olarak anlamıyoruz. Ve bence ondan daha önemlisi anlamlandırma yapabilmek ve eleştirel yapabilmek de böyle bir sınıflamayı gerekli kılıyor. Şimdi ben o elimdeki literatürlerin hepsini incelediğimde şunu gördüm. Bir sağlık politikaları incelenirken ya da bir sağlık emek gücü incelenirken nasıl ele alış olmuş? Bir grup, küçük bir grup, hiçbir gruplama ve sınıflama yapmıyor. Kronolojik sıraya göre devam. Bu tarihte bu oldu, bu tarihte bu oldu diye devam ediyor. Ama elimizde gerçekten bu kadar bilgiler yığını varsa yani o neye yarar ki? Bir de şeyi unuttum söylemeyi. O gruplama ve sınıflamanın bir önemli şeyi de bilgi biriktirmenizi sağlıyor. Yani öbürkü türlü bilgi birikmiyor. Bu tarihte bu vardı, şu tarihte bu vardı. Bilgi biriktiremiyor ve ilişkiler bağı da kuramıyorsunuz. Yaklaşık olarak 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane hakim sınıflama var. Ama şimdi belki bunun üzerine olabilir, sunum olabilir. Mesela
Sağlık Bakanlarına göre bir sınıflama var. İşte Refik Saylan dönemi, Behçet. Şimdi bu böyle yapamayız. Niye yapamayız? Behçet Uz bir dönem Demokrat Parti'de olmuş, bir dönem CHP'de olmuş ve böyle arası da gayet kısa bir süre. Dolayısıyla bir bakana göre ya da o kişiye göre dönemlendirme yapamayız. Bir de bütün sağlık iç dinamikleriyle, politikalar iç dinamikleriyle oluşan bir şey de değil. Aynı şekilde partiler de öyle. Bir grup kişi de, belki ben de bugün oraya düşeceğim. Evet, yani bu tarihsel kategoriler var ama içinde bağlamlar ve bağlantılar yok. Sadece bu tarihsel kategoriler de yetmiyor. O kategoriyi gerçekten ekonomi politik anlamda da doldurmak gerekiyor. Ben doldurabilecek miyim? Bu sunumda doldurmayacağım. Ama Osman görev verdi. Toplum ekime yazı yazarken dolduracağız tabii. Toplum ekim başka türlü kabul etmez. Şimdi ben ne yapmaya çalıştım ve ne yapmaya çalışacağım? Bu da tartışmaya açık. Bir, dün daha çok Korkut Hoca'nın Türkiye İktisat Tarihi'ndeki bölümleme ele alındı. Ben bu kadar bölmeyeceğim tarihi ama kesinlikle çok kafa açıcı ve kesinlikle bir sürü sorumuza yanıt veriyor. Soldaki sarı bölüm. Ortadaki Ahmet Makal Hoca'nın sınıflandırması. Çünkü ben çalışma yaşamı çalışıyorum. Dolayısıyla sadece Korkut Hoca'nın yaptığı gruplama benim için olabilir, yetersiz olabilir, bazı sorularıma yanıt veremez diye. Bir de Tevfik Çağlar'ın sınıflamasından yararlandım ve kendimce yine tartışmaya açık. Eğer biz bir cumhuriyet dönemi değerlendirmesi yapacak isek özellikle sağlık politikaları ve sağlık emek gücü politikaları bakımından böyle bir kategorinin daha açıklayıcı olduğunu gördüm ve kendimce de deneysel çalışmalar yaptım. İşte bir meseleyi aldım, bunun içine soktum, sorularıma yanıt veriyor mu diye. Vermeye çalıştı şimdilik ama dediğim gibi deneysel bir şey. Şimdi bir kere bütün kategorilerin başına kapses ifadeyi koydum. Ben bunun koyulması gerektiğini düşünüyorum. Yani Cumhuriyet dönemi Türkiye demek ya da Cumhuriyet dönemi 1923-1930 döneminde ithal ikameci politikalar uygulandı demek düzenin kendisini yeteri kadar açıklayamadığını düşünüyorum. O nedenle sınıflandırmalarında bir erken tazminattan Cumhuriyet'e, dediğim gibi 1838-1922, yarım saatim oldu galiba. Yok, olmadı. Ha, tamam. Süremde olduğu zaman bırakırım, yaparız, tartışmalar açarız. Ben uyaracağım sizi. Ondan sonra ikincisi kapitalist Türkiye'de tek partili rejim. Bunu da Korkut Hoca'nın gruplamasını içine alarak. Kapitalist Türkiye'de çok partili dönüm. Kapitalist Türkiye'de darbelerle kesintiye uğrayan çok partili dönüm. Neoliberal Kapitalist Türkiye 82.000 ve sonra Neoliberal Kapitalist Türkiye 2002. 2002'den sonraki dönemi ikiye ayırdım. Bunun kritik olduğunu düşünüyorum. Bir tanesi 2002-2012, bu SDP'nin yaşama geçirilme süreci. İkincisi de 2012. 2012'nin tarihsel olarak şöyle bir önemi var. Bir, AKP'nin çıraklıktan ustalığa geçtiği dönem, vahşileştiği dönem aslında, 2011 Haziran'da sanırım. İkincisi de GSS'nin bütün hukuksal sürecinin tamamlanıp artık sağlıkla dönüşümün tamamlandığı ve sonuçlarını göreceğimiz bir dönem. Açıkçası böyle bir sınıflandırmanın daha kolay olduğunu gördüm. Şimdi peki ben bu sunumda nelerin yanıtını arayacağım? Burada da biraz kolaycı davrandım. Mevcut literatürlerden, az önce başta söylediğim literatürlerden hareket ettim. Ve o literatürlerde en sık nelerle karşılaştıysam o soruların yanıtını aradım. Benim eksikliğim yani. Hangi sorular bunlar? Cumhuriyet dönemi boyunca, pardon kayıt için burada durmam gerekiyor. Sağlık emekçileri kimler? Bu konuda hangi programlar ve mevzuatlar uygulanmış ve gereği yerine getirilmiş mi gerçekten? İkincisi, sağlık emekçileri ihtiyacı ve eksikliği nasıl karşılanmış? Bunun için başvurulan araçlar yeterli olmuş mu? Üçüncüsü, sağlık emekçilerinin niteliği konusu ne zaman gündeme gelmiş? Ve gerçekten arttırılmış mı dedikleri taahhütler yerine getirilmiş mi? Beşincisi, çalışma koşulları nasıldı, özlük hakları, örgütlenme ve emek mücadelesi.
O literatürlere baktığımda bir şey dikkatimi çekti. Bu da herhalde sağlık emekçilerinin ayrıştırılmış somut bir örneği olsa gerek. Eczacılar kendi dönemleriyle işte örgütlenme çalışmış, hemşireler eğitim çalışmış. Ama bu literatürler hiç birbiriyle kesişmemiş, hiç birbiriyle ilişkilenmemiş. Belki benim sunumumun katkısı olacaksa belki buralarda katkısı olabilir. Yani bunları ilişkilendirmek, eczacılarla diş hekimlerin, hemşirelerin yaptığı şeyleri ilişkilendirmek diye düşünüyorum. Şimdi ilk sorumun yanıtına gelelim. Sağlık, emek gücü kim? Şimdi bu erken tanzimattan Cumhuriyet'e 12 tane baktığımda literatürlere sağlık emek gücü var. O dönemin ihtiyacını karşılıyor mu bu kim sorusu? Böyle bakıldığında evet karşılıyor. Ve Meltem dün çokça ifade etti. Yani bu ikinci Mahmud'un özelliği şu sağlık alanında. Bir yeni kurmak zorunda bir Osmanlı'nın çöküşünü engellemek için orduyu restore etmek, işte çöküşünü engellemek, tırnak içinde halkların bir aradalığını sağlamak gibi. Dolayısıyla sağlık burada bir rıza üretim aracı. Yani rıza üretiyor. İkincisi de ordunun yeniden üretimine, yani iki fonksiyonu var aslında bu dönemde sağlığı ve sağlık emek gücünün de öyle. Şimdi buradaki emek gücünü diğer dönemlerle karşılaştıracak olursam, bu tarihsel bölümlenmeye göre, bu Cumhuriyet tarihi boyunca sağlık emekçileri kimler sorusunun yanıtı. Dikkat ederseniz 2002'den sonrasında böyle nokta 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 yapıyorum artık. Sonsuz neredeyse. Zor mu oluyor slide'ı anlamak? Şimdi soldaki sütunda sağlık emek gücü var, tarihler var. Hangi tarihte hangisi sekteye uğramış var? Ondan sonra nitelik konusunda ilk işte 1946'da yüksek lisans eğitimi var. Hekim, veteriner, eczacı, diş hekimi, ebe, hemşire, sağlık memuru ve diğer derken şimdi konuşmak açısından yani ötekileştirmek anlamındaki diğer değil. 1960'tan sonra işte fizyoterapist, diyetisyen gibi sağlık emek gücünün çıkışı var. Ve ne görüyoruz bu slide'da aslında? 46 ile 61 yılları arasında sağlık emek gücü çeşitliliğinde bir kıpırdanma görüyoruz. 60'tan sonra büyük bir genişleme görüyoruz. 80'den sonra artık hiç göremeyecek kadar unuttum ama herhalde Amerika'da 100'ün üzerinde sağlık emekçi tipi var. Şimdi hocam son 5 dakikaya girmiş olduk. Gerçekten mi? Tamam, peki. Şimdi 80'e yani 1980 sonrasının sağlık emek gücü tümüyle ara emek gücü, büyük oranda çevre, perifer emek gücü, büyükçe bir kısmı ve hepsinde de oluşturulmuş kocaman bir yedek işsizler ordusu. Bu yanıyla aslında karakteristik olarak tümüyle birbirinden ayrılıyor. Dün arkadaşlarım söylediler, bu genişleme niye? Yani niye öncesi değil? Niye 40'larda kıpırdanma var, 60'larda çeşitlenme var? Çünkü bu yıllar artık Türkiye'de sanayi kapitalizminin oluştuğu, bir sermaye birikiminin gerçekleştiği, dolayısıyla emek gücünün yeniden üretiminde sağlığın zorunlu olduğu, kentli bir emek gücü ve kentte yaşayanların olduğu, kitlesel üretimin ve birikimin olduğu, bilimin Türkiye'de 1960'lı yıllarda kurumsallaştığı, böyle olduğunda çok açıklayıcı oluyor bu. Şimdi artık 5 dakikada yapabildiğim kadar yapacağım. Peki şimdi sağlık emek gücü ihtiyacı nasıl karşılanıyor? Gerçekten A maddesi tümüyle sadece Tanzimat dönemine özgü, Türkiye Cumhuriyeti'nin hiç
hiçbir döneminde görmüyoruz bunu. Genelde sağlık hizmeti gönüllüler, misyonerler ve bunu daha çok yurt dışından gelen hekimler, bunlar ve daha çok halka hizmet veriyorlar. Hatta rahibe hemşireleri İstanbullular kız hekimler diyor çünkü kadın hekim neredeyse hiç yok, gelenler arasında da çok az. Ve Cumhuriyet 23'ten sonra bunu görmüyoruz. İkincisi, yine dediğim gibi 2. Mahmut'la başlayan modern ve bilimsel olma çabasında eğitim kurumlarının açılması, kursların düzenlenmesi. Mesela kurslar Cumhuriyet'in erken döneminden sonra asla sağlık emek gücünün yetiştirilmesinin bir aracı olmuyor. Ve bu dönemde gerçekten saray ve ordu merkezli olduğu için, asker merkezli olduğu için bütün okullar önce askeriye de açılıyor, ondan sonra sivile geçiyor. Sağlık emek gücü nasıl yetiştiriliyor? Bu aslında üzerinde hakikaten çok konuşacağımız bir konu. Hekim, eczacı, veteriner tarihi boyunca yüksek öğretime dayalı bir eğitime sahip. Diğer emek gücü için böyle bir şey söz konusu değil. Üstelik de dünyaya baktığımızda, yani Türkiye'nin halen bu emek gücü için özellikle ebeler, hemşireler için uygun gördüğü eğitim her zaman onların dünya geneline baktığınızda evrensel eğitim standartlarında değil. Aynı şekilde diğer emek gücü içerisinde. Okullaşma çok iyi. Yoğunluk nerede? Bakın eğitim kurumlarının 1840-1909'da niye kesiliyor? Artık çünkü Osmanlı'nın yıkımı 14 yıl süren o Trablusgarplar vesaire vesaire şeyi, İttihatçıların çöküşü, dolayısıyla reformların ortadan kalkması, o reformlarda tırnak içinde reformlar tabii, dolayısıyla sağlık emek gücünün bir sekteye uğraması var. Peki bu dönemde ne görüyoruz? 23-46, yani Cumhuriyet döneminin erken İlksel birikim dönemi diyebiliriz. Ne, burada ne var? 1930'dan sonra yoğunlaşma var. Dün arkadaşlar sıklıkla söylediler. 1930'lar işte krizden çıkışı, korumacı devletçi sanayileşmenin başladı ve sağlık emek gücünün eğitimi de burada artıyor. Ve ne görüyoruz burada? Devlet önemli bir aktör, neredeyse bütün ilişkilerinin tek belirleyeni, emek sermayeden hukuka, ne aklımıza ne gelirse. Burada da pek çok sağlık emek gücünün eğitimini kurumsal olarak görmeye başlıyoruz. Köy enstitüleri düşünün, diğer mektepler düşünün. Buradaki özelleşme farkına, eğitim süresinde artma, okullaşmada artma. Burada bir tek köy sağlık korucularının kursunu görüyoruz. O da zaten köy kanunla başlayıp ondan sonra sönümleniyor. Belki hemşirelik, sağlık emek gücü, ben de kendim o meslekten olduğum için sağlık emek gücünde eğitimi en çok oynanan, geldiğimiz noktada bile standardı yakalayamayan, ondan sonra dünyada bu kadar eğitim çeşitliliği olan bir ülke daha yok. Ve bu tarih boyunca da Refik Saydam da bunu yapıyor, Behçet Uz da bunu yapıyor, bugünü de bunu yapıyor. Özgür Hocam, 3-5 dakika içinde toparlarsak. Bitti, evet. Eğitimde bitireceğim. Şimdi emek gücünün ihtiyacı için ne görüyoruz yetişmesi için? Mesela şeyde Refik Saydam döneminde bursların verilmesini görüyoruz. Aslında Tanzimat'ta da aynı şeyi görüyoruz. Yurtlar var, diğer meslek grupları içinde yurtlar var. Ne görüyoruz eğitimin niteliği tartışmalarında? 1930'larda eğitimin niteliğinin gündeme geldiğini görüyoruz. Kadın istihdamının özellikle hekimde, eczacılıkta, diş hekimde dahil olduğunu görüyoruz. Yine bu 30'lu yıllar dediğim buraya referans veren yıllar. Peki bu ihtiyaçlar karşılanıyor mu? 80'e kadar karşılanmıyor. 80'e kadar Türkiye Cumhuriyeti'nde bu kadar salgınlar var, değil mi? Ondan sonra işte kuruculuklar var, kapitalizmin ileri geri dönüşleri var. Sağlık gereksinimlerini kim karşılıyor büyük oranda? Hekim, hemşire, ebe, sağlık memuru. Hemen hemen 60'lı yıllara kadar koca sağlık hizmetini bu dört emek gücüyle yürütüyorsunuz. Eczacılar
Diş hekimleri, veterinerler, neredeyse bugüne kadar sağlık sisteminin kamu ve devlet sağlık sisteminin asla bir parçası olamıyorlar. Veterinerler asla sağlık sisteminin bir parçası olamıyorlar. Hangi dönem olursa olsun bunları tipik görüyoruz. Ve bu sağlık emek gücü ihtiyacı da hiçbir zaman için karşılanmıyor. Burada bitiriyorum. Ve Nusret Fişek Hoca'nın da çok zarif, hatta Refik Saydam dönemini eleştirisi var. Bence çok zarif ama içi çok dolu. Nusret Hoca diyor ki Refik Saydam için, evet böyle böyle önemli gelişmeler yaptı ama çok eksikler de bıraktı. Bir tanesi 1219 sayılı yasa, çok uzun yasa, adı söyleyemeyeceğim. Diplomasız ebelerin ebelik yapmaması konusunda bir hüküm içermesine karşın Refik Saydam dönemi asla ebeleri yetiştiremedi. İkincisi de hemşireleri yetiştirmede çok eksik kaldı. 1925 programına bakarsanız Refik Saydam'ın mesela hemşire yetiştirmek yok. Hekim var, sağlık memuru var, ebe var. Dolayısıyla gerçekten bakanları, burada bitireceğim, bakanları ya da işte sağlıkla ilgili öncü aktörleri değerlendirirken bu bağlamlarla kurduğumuzda ilişkileri gerçekten bir sürü eksiğin olduğunu görüyoruz. Ben şimdi burada bırakmak zorundayım tabii. Sorularla diğer kısımları açarız diye düşünüyorum. Teşekkür ederim bu eksiklik içinde. Çok teşekkür ederiz. Şimdi ikinci konuşmacımızla devam edelim. İkinci konuşmacımız Alparslan Türkkan. Alparslan hocamız halen Uludağ Üniversitesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı'nda öğretim üyesi olarak görev yapmakta. Bir dönemde iş yeri hekimliği deneyimi var hocamızın. Bugünkü konuşmasının başlığı tam gün çalışma, zorunlu hizmet, ücretlendirme politikaları. Buyurun hocam, söz sizde. Merhaba. Aynı kişi bizi aramış anladığım kadarıyla. Osman. Benim başlığım da her konuşmacının dile getirdiği şekilde sıkıntılıydı. O sıkıntıyı aşmak için Özlem hocamı aradım. Ne yaparız acaba? Hani aramızda paslaşsak mı diye. Bir şey yapamadık. Aynı başlıkları sunmak zorunda kalıyorum. Şöyle, ben bu fırsatı bana verdiğiniz için teşekkür etmeyi pek öncelemeden, bu konuyu gündeme getirdiğiniz için teşekkür ediyorum sizlere. Çok önemli bir konu gerçekten. Ve ne yazık ki biz son dönemde TTB olarak sağlık politikalarını belirleme konusunda, gündemi yakalama konusunda ya da kendimizi yenileme konusunda biraz geri kaldık. Bu nedenle bu sağlık politikalarının konuşulması, tartışılması 100. yılımızda benim için çok kıymetli. Gönlüm isterdi ki bu konuşmayı Ankara'da TTB Merkez Konseyi'nin liderinde bir ortamda yapayım. Nasip olmadı bundan sonra. Gene görünüyor. 3 farklı başlık varmış, artmış. Bunları da Alparslan'a verelim diye Osman'ı görevlendirmişler. O da beni aramış gibi görünüyor başlık. Bir şeyler yapmaya çalışacağım tabii. Ama şunu ilk önce baştan söylemem lazım. Cinsiyete, mesleğe, işe bakışı toplumların, o toplumun sosyoekonomik ve kültürel düzeyine göre değişiyor. Zaman zaman büyük değişiklikler oluyor gerçekten. Şimdi o toplumdaki niteliksiz insan gücünün varlığı, o dönemde salgın olup olmaması ya da salgınların çeşidi ve sıklığı, olağan dışı durum olup olmaması, toplumda sağlık göstergelerinin kötü olması, sağlık çalışanlarının çalışma şekillerini de belirleyen ana etmenlerden oluyor. Ve toplumlar bu tür durumlarda hekimlere bu işin bir görev olduğu, sorumluluk olduğu, ahlaki boyutu olduğu noktasında bir beklenti içine giriyorlar. Bizim çalışma şekillerimizi belirleyen ana etmenler de bunlar oluyor. İlk mecbur hizmet, ben bunu görünce şaşırdım. Bayağı eski, tersanede. O zaman gemiyle seyahate gitme zorunluluğu gelmiş hekimlere. Bir de 4 sene mecbur hizmet eklenmiş. İlk mecbur hizmeti orada görüyoruz. Sonra ilk adı Sıhhiye ve Muaveneti İçtimaiye Vekaleti, Osmanlı'da karşı çıkmayacak. Sonradan değişti. Sıhhat ve İçtimaiye oldu. Yasası çıkıyor. Bu yasada dikkat çeken 2 tane önemli özellik var. Birincisi, koruyucu hizmetlere çok ciddi bir önem veriliyor ve çok doğal olarak çok fazla sayıdaki toplumu kırıp geçiren bulaşıcı hastalıklar başta olmak üzere hastalıklarla mücadele edilmeye başlanıyor.
Bu arada hekimleri tabii sahaya sürmek ve mücadelede aktif rol alması gerektiği için çalıştırmak gerekiyor ve ücret de onları teşvik etmek amacıyla kullanılıyor. Adnan adı var. İlk bütçeyi sunduğunda mecliste 290 hekim ihtiyacı olduğunu ama 180 kişiyle idare etmek zorunda olduğunu söylüyor. Hekime ihtiyacımız var diyor. Rıza Nur'un da bizim hekimlerimiz 12 lira alıyorlar, 15 lira olması lazım, maaşları çok düşük, onun için çaba tüketiyoruz. Ücretlendirmeye vurgu yapıyor. Refik Saydam da hekimlerin gene uzak yerlere gitmek istemediğini, mali olarak onları desteklemek gerektiğini, teşvik etmek gerektiğini söylüyor o yıllarda. Cumhuriyet'in ilk yıllarında az önce bahsettiğim gibi çok fazla kronik bulaşıcı hastalık var ve sağlık göstergelerimiz çok kötü. 86'da hemfikiriz, dünkü sunumlardan da biliyorum. Sağlık kurumları sayısı yetersiz, az sayıda personel de yetersiz. Oldukça sıkıntılı. Yani bir gecede konuşmayı, okumayı unuttuk ya, bir gecede de sağlık sistemi çökmedi aslında. Biz Osmanlı'dan gerçekten çökmüş bir sağlık sistemini devraldık. Daha sonraki siyasilerde de bunu çok duyduk, biz enkaz devraldık diye. Gerçekten enkaz devralmışlardı. Ama bir avantaj vardı, koruyucu kadro o döneme göre oldukça çağdaş bir anlayışla yaklaşıyordu. Hekimlerin sayısı az olması nedeniyle tabii onlara muayenehane açma izni verildi. Çünkü hekimler de direndiler, muayenehanede çalışmak istiyorlardı. Ama bir takım etik sorunlarla karşılaşıldı. Onlara yüksek maaş verildi. Koruyucu hekimliğe zaman ayıran hekimlere yüksek maaş verildi ama hemşireler en alttaydı, ebeler de oldukça yukarıdaydı. Bunu da o dönemde koruyucu sağlık hizmetlerine verilen önemden dolayı bu şekilde planladıklarını açıklayabiliriz. Refik Saydam döneminde hekim, tedavi edici hekimler ya tam gün bakanlıkta ya tam gün muayenehanede ya da yarım gün yarım gün hem bakanlıkta hem muayenehanede çalışıyordu ama koruyucu hekimlik hizmeti verenlerin tam gün bakanlıkta çalışması gerekiyordu. Daha çok maaş alıyorlardı onlar. Hatta o dönemde Trabzon Savaşı'nda çalışan hekimlere milletvekili maaşının birkaç katının verildiği kaydedilmiş. Cumhuriyet tabii hekim sayısının azlığı, halkın sağlık hizmetine ihtiyacının fazlalığı nedeniyle bir an önce çözüm bulması gerekiyordu. İlk çözüm Refik Saydam döneminde Mecbur Hizmet Kanunu ile geldi. Etibbanın hizmet mecburiyeti hakkında kanun adında 1923 yılında çıktı ve hekimlere mecbur hizmet verildi. Bu yasada hekimlerin tayin yöntemleri, nasıl çalışacakları, ücretlenmeleri ve konuyla ilgili çalışma şekilleri açıklanıyordu. Zorunluydu ama özendiriciydi çünkü oldukça da iyi bir maaş vermişlerdi. Hekim o dönemde çok az bulunmasından dolayı, emeğinin gücünden dolayı o dönemin ayrıcalıklı insan grubundaydı. Sonra ikinci çözüm olarak, bakın kıyafetler dün bir arkadaşım güzide sordu. Kıyafetler tek tip onlar çünkü devlet tarafından karşılanıyor. Yemeleri, içmeleri, yatmaları, barınmaları. Dediler ki yatılı tıp talebe yurdu yapalım ve insanlara burada biz bakalım, eğitelim. Onları da daha sonra mecbur hizmetle ülkenin başka yerlerine gönderebilelim. Bu yola başvuruldu ve başarılı oldu. 1926'da 150 öğrenci varken 29'da 300 kişiye çıktı. İki kat katladı. Kendi hesabına okuyanlar, kendi masraflarını yaparak okuyanlar, onlar mecbur hizmetten muaf tutuldular o dönemde. Sonra hepimizin de bildiği 1928'deki yasayla diplomanın geçerli olabilmesi için o mecbur hizmetin yapılma zorunluluğu tanımlanmış oldu. Kadınlara yönelik bir pozitif ayrımcılık yasası var. Hekimler 23 ile 30 arasında oldukça yüksek maaşlar aldılar. Tabii bu o dönemde hekimi tamamen kamuya çekme çabası olarak algılanabilir. Ya da şu söyleniyor, Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki hekim üyelerinin sayısı fazlaydı deniyor. Bu çok önemli bir şey gerçekten. Hekimler ülkenin en aydın, en çok düşünen insanları siyasetle nasıl bir ilişkiye girmiş durumdalar? Buna bakalım. O kurucu mecliste hekim oranının %12 olduğunu buldum. Sonraki yıllarda büyük değişimler var. En çok da 9. dönemde. 9. dönemde 1950-54 yıllarına denk geliyor. Sonra gittikçe azalıyor, gittikçe azalıyor, gittikçe azalıyor. Bir ara gene yükseliyor. 27. dönemde %7,16. Günümüzde ney oran? 5,3. Gittikçe düşmüş. Avukatların oranı günümüzde %21. Mühendislerin de %12'ye yakın. Meclisteki hekim oranı gittikçe düşüyor.
Öyle görünüyor. 1930 yılında hekimlerimiz az, hasta çok, hekim başına düşen nüfus çok fazla ve böyle olduğu için hekimler muayenede çalışarak daha çok ekonomik imkanlarını geliştirmeyi seçtiler. 1950 yılına geldiğimizde ise hekim sayısı çok artmıştı. Hasta vardı ama ne yazık ki milli gelirimiz çok fazla artmadığı için sosyal refah çok iyi değildi. Hekimler muayenehaneye gittiklerinde tam bir karşılığını bulamadılar ve bu dönemde hekimlerin kamudaki ücretleri tartışılmaya başlandı. Tabii muayenehanesi olan hekimler de arz talep doğrultusunda büyük kentlerde öbeklenmeye başladılar. Bu dönem genç hekimlerin artık tam gün gelsin, yaşlı hekimler tamam muayenehane yaşlılar ama biz tam gün uygulansın istiyoruz söylemleri gündeme geldi. Bu süreç zaten hep ülkedeki politikaları, sağlık politikalarını beğenmeyen ve bunu değiştirmek için çaba tüketen, bunun içinde kendi mesleki birliğinde öbeklenen, çaba tüketen, toplumu için çaba tüketen hekimlerle kendi kişisel kurtuluşlarının peşinde koşan bazı hekimler arasında sürtüşmelerin olduğu dönemler şeklinde yürüdü. 1932 yılında 8 dakikayı doldurdum. Biraz hızlı geçeceğim. Şöyle bir dönem var ki o 2000'den sonraya denk gelir bilirsiniz. İnanılmaz bir mevzuat bombardımanına tabi tutulduk. Mevzuat takip edemez hale geldik. Şimdi kendisi burada olmayan, ismini söylemeyeceğim. Kendisi burada olmayan halk sağlıkçıları yıldıran, hatta kendisini sevmememizin nedeni bize sürekli mevzuat yollayan arkadaşımız vardı. Her gün bize mevzuat yollardı. O kadar ki takip edemez hale geldik. Halk sağlıkçı arkadaşlarım gülümsüyorlar. Kim olduğunu buldular. Cavit, sevgili dostumuz. Bize hep mevzuat yollardı. Öyle bir bombardımana tutulduk ki artık takip edemez hale geldik. O dönemlerde çok fazla mevzuat yok. Yap boz tahtası gibi değil yani. Bir şeye karar veriyorlar ve onu uyguluyorlar o dönemde. 27 Mayıs 1960 sanıyorum Meltem söyledi. Devletleştirme değil millileştirme ama gazeteye böyle geçmiş. Sağlık hizmetleri devletleştirildi diye geçmiş. Bu dönemde büyük bir değişim olduğunu görüyoruz. Nusret Hoca'nın hazırladığı 224'ü görüyoruz. Bu benim en büyük yaralarımdan birisi. Yaklaşık 5 yıldır bu konuyla ilgili bir sempozyum yapma çabamız Osman'la birlikte kadük oldu. Gerçekten ne onla ne de onsuz yapabiliyoruz 224'ü. Bir kesim var ki 224'ü çok fazla övüyor. Bir kesim var ki adını bile duymak istemiyor. Ama bunu çok iyi anlamak gerektiğini düşünüyorum ben. Birlikte konuşmak gerektiğini düşünüyorum. O dönemde 224'e tabi çalışanlar bir sözleşme imzalıyorlardı ve onlar onu imzaladıklarında otomatikman tam günü kabul etmiş oluyorlardı. Bu sözleşme 1 ila 3 yıl arasında değişen sürelerle imzalanıyordu. Başka yerlere gönderilebiliyordu. Hekimlere bu sözleşme sayesinde çok fazla ücretler verilebildi. Sözleşmenin en önemli özelliği oldu. Örneğin hekimlerin o dönemde kaymakamlarla hiç geçinemediklerini biliyoruz. Temel nedenlerinden birisi de bu. Kaymakamlardan 2 kat fazla maaş alıyor. Altında bir jipi var, aracı var, lojmanı var. Lojmanın içinde bütün eşyaları var. Bütün koşulları sağlanmış. Ama kaymakamlarda bu yoktu. Birbiri ardına 1965 yılından sonra birbiri ardına yasalar çıkmaya başladı. En yoğun olduğu dönem. Sağlık Sosyal Yardım Bakanlığı, hekimler çok ağır mesai altında çalışıyorlar, verimleri düşüyor. Yani hastane yataklarını kendi muayenehaneleri emeli doğrultusunda kullanıyorlar. Fazla para kazanmak iyi bir şey değil gerçekten. Bu insanı kirletir ve soysuzlaştırabilir mesleği argümanlarıyla tam günü destekliyorlardı. TTB ise tam süre çalışmanın sağlıktaki düzeni düzeltmeyeceğini, iyi bir şey olduğunu ama bu sağlıktaki bozuklukları halletmeyeceğini, tam günün belli koşullar gerçekleştirildikten sonra yapılması gerektiğini vurguluyordu sürekli. Türk Tabipleri Birliği 19. Büyük Kongresi, yıl 1969. Bakın diyor ki, hedefimiz full time ve sağlık hizmetlerini tek elde toplamak. Doktoru tüccar olmaktan kurtarmayı hedefliyoruz. Türk Tabipleri Birliği Genel Kurulu'nda bir başkan adayı, bir delege falan konuşması zannediyoruz. Bakan, Türk Tabipleri Birliği'nin genel kuruluna gelmiş bir bakan bizim gibi orada konuşuyor. Aradan 6 ay geçiyor, bu bakan diyor ki, doktorlara verilecek ödenek ve primler tamamen genel bütçeden sağlanmadan, maaşları günün şartlarına göre belirlenmeden, tayinlerde hekim temsilcilerinin söz hakkı olmadan, hekimlerin sosyal güvenliğinin sağlanmadan tam gün uygulanamaz. Biz vazgeçmedik ama
hekimler için uygun koşulların sağlanmasını istiyoruz. Bunu bir bakan Türk Tabipleri Birliği'nin genel kuruluna gelip açık yüreklilikle söyleyebiliyormuş o dönemlerde. Sonra başka bir bakan gene Türk Tabipleri Birliği'nin 28. Büyük Kongresi'nde tam süre ilkesinin yaşamımın amacıydı tam süre benim dedi Mete Tan. 78'de tam gün yasası çıktı. Uzun isimli 2162 numaralı yasayla Toplum Hekim'de bununla ilgili çok güzel yazılar var. Hekimin kâra odaklanacağı ve toplumun sağlığını göz ardı edebileceği, mesleğe yabancılaşabileceği tartışıldı bu yasanın ardından. 16 bölgeye ayrılmıştı Türkiye ve o bölgelere göre teşvik ve ek ödemeler verilmişti. Ama kendi çıkarları uğruna bazı insanlar bu yasaya şiddetle direndiler, karşı çıktılar. Bu yasa bizim özlük haklarımızda büyük bir yitime de, sorunlara da neden oldu ardından. Oysa bütün haklarını alabildikleri SSK'da o dönemde hekimlerin %79'u zaten tam gün çalışıyordu. Hekimler yüksek ücrete karşın kamudan ayrılmaya devam ettiler. Yüksek ücret, hekim ücreti iş barışını bozdu diğer sağlık çalışanlarıyla. Tazminat sabit kaldı ama enflasyon %60, %70 bandında gittiği için bir değeri kalmadı paranın. Ve bu verdikleri ödenekler emekliye yansıtılmadı. Hekimler arasında ciddi eşitsizlikler başladı o dönemde. Yasadaki yanlışlıkların mutlaka düzeltilmesi gerektiğini Türk Tabipleri Birliği defalarca söyledi. Bu bizim Bursa Tıp Odası'nın yayın organı Hekimce Bakış. Orada bir röportaj var. Çok güzel bir yazıdır, öneririm. Oradan alıntı. Mete Tan ile yapılmış bir söyleşi var. Bu tam günle ilgili görüşleri alınmış onun. Mete Tan diyor ki, yasanın kalıcı olmamasının önemli nedeni enflasyondu. Verdiğimiz para eridi gitti. İnsanlar da tabii kamudan koptular. Diyor ki zaten muhalefet görmüştü. Biz tam günü getirdiğimizde mecliste çok ciddi bir dirençle karşılaşmıştık. Sonra bu yasa ateşten top haline geldi. Kimse almak istemedi eline. Birer ikişer hekim istifaları geliyordu sürekli. Büyük sıkıntı yaşamıştı. Yasa delik deşik olmuştu diyor ve üzüntülerini belirtiyor o yasayla ilgili. TTB bu dönemde hep tam gün yasasını destekledi ama tam günün sağlıktaki sorunları çözmeye yeterli olmadığını belirtti. 1967 yılında genel kurul kararı olarak kayıtlara geçirdi. Ve dedi ki eğer bu yasa uygulanırken bir sorun yaşanırsa zaten buna da ilk önce biz karşı çıkacağız. TTB olarak bu bizim görevimiz. Ve hep şunu söyledi. Son çözüm toplu sözleşmeli ve grev haklı sendikalaşmadır. Çünkü emekçinin hakkını ancak bu şekilde verebiliriz. Hakkımızı bu şekilde alabiliriz. 1980 darbesi, faşist darbeyle TTB ve odalar demokratik kitle örgütleri güçsüzleştirilmeye başlandı. Hekimlerin sorunları gittikçe artmaya başladı ama hemen şunu belirtmek istiyorum. Orada kitlesel beyaz eylemlerle hekimlerin tekrar bir takım kazanımları ele geçirdiklerini, özlük haklarında düzelmeler olduğunun altını çizmeliyim mutlaka. Hemen mecburiyet yasası ve tazminat ve çalışma esaslarına dair bir kanun çıkararak alana müdahale etti. Öğretim üyesi sayısının az olduğunu belirtti. Bu nedenle tam günün kaldırılmasını, muayenehane serbestliği getirilmesini sağladı. 2+2 yıl uzmanlık öncesi ve sonrası zorunlu hizmeti getirdi. Nusret Fişek bu dönemde ısrarla şunu söyledi. Bu bir devlet memurluğu işidir. Hiç kimse ikinci bir meslekte, ikinci bir işte çalışmamalıdır. Bunu belirtti. Bu dönemde, bu 1978'deki yasa ile ilgili olarak her şey kaldırıldı ama ücret ve mali düzenlemeler kaldı. Kendi işlerine yarayanları bıraktılar. Hekimlerin zararına olanlar kaldı. 1980 ayrıntısına girmeyeyim. Zamanım çok daraldı. 80 sonrası hekimlere çok ciddi saldırılar olduğunu gördük. Kenan Evren örneğin. Burada gene benim öğrenciyken söylediği bir sözü var. Asker hekimlere GATA'da konuşmasında, mezuniyet töreninde siz önce askersiniz sonra hekimsiniz gibi ipe sapa gelmez, hekimlikle ilgili hiçbir bilgisi olmadığını ayan beyan belli eden bir deklarasyonu var. Çalışma Bakanı İmran Aykut'un böyle bir sözü var. Yavaş yavaş toplumla hekim karşı karşıya gelmeye başladı o dönemde. Sonra tuğ diktiler Recep Aktağ'ın bu sözleriyle. Birileri de çıktı, giderlerse gitsinler dedi. Doktor Efendi dönemi bitti dedi. Bunlar yine yapmayı bilmezler dedi.
belki toplumun uyguladığı sağlık çalışanlarına şiddetin de tabii en önemli nedeni bu. Niyet okumak için ben hep bu kalkınma planlarına bakıyorum. 1985-1989 kalkınma planlarında çok net bir şekilde diyor ki teşvik edeceğiz. Neyi? Özel sağlık müesseselerini ve hastanelerini kafalarına koymuşlar daha 84 yılında. Diyor ki ücretler serbest bırakılacak. Ya verdikleri hizmetin karşılığındaki ücretleri de serbest bırakacağız. Sağlık hizmeti vermek üzere teşkilatlanmalarından kaçınacaklar. Kimler? SSK. Yani kamu kurumları artık sağlık hizmeti vermeyecekler. Biz oradan kaçıyoruz. 1984. Zaten niyetleri belliydi. Benzer bir şekilde SSK Genel Kurulu'nda Mustafa Kalemli de biz zaten hizmet satın alacağız. Artık özel hastane gibi çalışacağız. Statüsünde çalışacağız dedi. Genel kurul kararlarında bunu yazdırdılar. SSK artık özel hastaneler gibi çalışacak. Sonra DYP-SYP koalisyonunda da bu bir sanki reformmuş gibi, onların söyledikleri reformmuş gibi halka tekrar dayatıldı. Temel hizmet kanunu çıktı. Tekrar çok sayıda kanun var, geçiyorum burayı. Sonra övündüler Recep Akdağ Sağlıklı Dönüşüm Programı'nda. Tam günle ilgili biz aslında hekimlerin iyiliği için onlara iyilik olsun, onlar daha rahat çalışsınlar, dengeli hizmet sunabilsinler, eşit dağılsınlar Türkiye diye uğraştık ve başarılı da olduk. Ve halkımız da bu sayede muayenehaneye gitmek zorunda değil artık diye övündü. 2010 yılından beri peş peşe bombardıman tarzında yasalarla acayip acayip şeyler yapmaya başladılar. Yazboz tahtası. Kanun hükmünde kararname ile kanuna ek yaptılar. Bu bir hukuk garabeti tabii. Kanun hükmünde kararname ile kanuna ek yaptılar. Bunu Anayasa Mahkemesi iptal etti. Sonra başka bir torba yasanın içine sokarak tekrar yasalaştırdılar. Böyle gelip giden yasalar oldu. Hızlıca geçiyorum. Sınıflar çok netleşmeye başladı. Profesör ve doçent sınıfı onların muayenehanede çalışmak için çaba tüketildi. Anayasa Mahkemesi süreçleri oldu falan. Çok sevdiğimiz bir laf değil mi? Vakit nakittir. Gerçekten öyle. Eğer biz zamanı metalaştırırsak, yani para formuna sokarsak zamanı, o zaman para zaman gibi olur. Zaman parayla ilişkili hale gelir ve hızlı olmak, daha çok hasta bakmak, başka şeyler için de tartışılabilir. Daha çok parayla, daha çok kazançla, daha çok karla örtüşür hale gelir. Bunu çok güzel yaptılar ve artık 3-5 dakikada bir hekimler hasta bakmak zorunda kalıyorlar. Tam gün çalışmanın dışında, çalıştığınız süre içindeki yaptığınız işin yoğunluğunu da artarak hekim üzerinden onun emeğini daha fazla sömürmeyi tercih ettiler. Ve zaman baskısı altında çalışan hekimler de bugün tükenmiş durumda. İntiharlar, mesleği terk etmeler, yurt dışına kaçmalar. 11. kalkınma planında 2019-2023 bitti artık, yenisi var. Sağlık hizmetleri hekim ve hizmet sunucu odaklı olmaktan kullanıcı tercihleri odaklı. Bakın diyor ki müşterilerimiz neyi tercih ediyorlarsa çok yaşayın, onu biz getireceğiz bundan sonra. Ve diyor geleneksel ve tamamlayıcı tıp. Çok geçmeye başladı. Geleneksel ve tamamlayıcı tıp merkezleri olacak hastanelerin içinde. Hastanelerdeki ünite sayısı arttıracak. Bunları da kontrol edeceğiz. Son 2012'de, 2024'teki 12. kalkınma planında neler var? Gene GETAT var. Çok fazla GETAT geçiyor. Bu dönemde GETAT'la çok uğraşmak zorundayız. Takviye edici gıdaların çok geçtiğini görüyoruz. Onlar artacaklar gibi görünüyor. Fiziki altyapıyı düzelteceğiz, denge kuracağız dağılımda diyor. Performansa dayalı ek ödeme sisteminde sağlık çıktıları hasta ve çalışan memnuniyeti. Hasta memnuniyeti üzerinden performans değerlendirmesi çalışmaları yapacaklar, bunu güncelleyecekler. Başta hekim hemşire ebe olmak üzere ihtiyaçlar doğrultusunda onları dağıtacaklar Türkiye'ye. Uluslararası sağlıkta insan kaynağı hareketliliğinin yönetilmesine ilişkin politikalar geliştirilecek. Dün bunu Osmanlı'da konuştuk. Ne diyor? Uluslararası sağlıkta insan kaynağı hareketliliğinin yönetilmesine ilişkin politikaları geliştirecekler. Hekimlerin başka başka işleri de olacak. Mali sürdürülebilirlik sağlıkta. Nasıl bir yöntem geliştirecekler? Niyet pek iyi değil gibi görünüyor. Bu kalkınma planının içinde neler var ben ona baktım. 235 yerde sağlık geçiyor. Güzel zaten bekleriz. 11 yerde hastane geçiyor. Sağlık turizmi 9 yerde geçiyor. Sağlık turizmi destekleyecekler ve parlatacaklar. Gelecek öyle gibi görünüyor. Şirket 20 yerde geçiyor. Kamusal 7 yerde geçiyor ama hani kamusal hizmet bir tane var. Anlamı da çok doğru kullanılmamış. Kamusal yük, kamusal politika, en çok da kamusal alan geçiyor. Kamucu hiç geçmiyor. Niyeti bu şekilde okuyabiliriz. Şimdi ben son söz olarak, zamanında etkin kullandığımı görüyorum. Son söz olarak...
toplumsal yapılar, toplumsal dinamiklerin bizim çalışma şekillerimiz, ücretlerimizle çok yakından ilişkili olduğunu altını çizmek isterim. 1980'den başlayarak 2000'de artık iyice vahşi hale gelen neoliberal sistem doğrultusunda sağlık hizmetlerinin piyasa koşullarına uyumlandığını söylemek isterim. Hekimin eskiden sistem içinde belirleyici bir rolü olduğunu ama artık bu rolü yitirdiğini söylemek isterim. Hekimlerin eskiden homojen bir toplumsal sınıf olabildiğini, olduğunu ama daha sonrasında bunun özellikle 80'den sonra çok bozulduğunu ve hekimlerin de hekimleri sömüreceği kadar farklı sosyal sınıflar içinde olduklarını, bu nedenle TTB bünyesinde bir araya geldiğinde homojen bir grubun olmadığının mutlaka hatırlanmasını, göz önünde bulunması gerektiğini söylemek isterim. Memleket sorunlarından ayrı sağlıktaki sorunu çözmek mümkün olmadığını, aslında daha yukarıdan bakmak gerektiğini, memleket sorunlarına odaklanmak zorunda olduğumuzu söylemek isterim. Sistemin piyasacı bir sistem olduğunu, bu piyasacı sistem içinde kamucu talepleri ısrarla istemenin karşılığının çok fazla olmayabileceğini, bu nedenle hükümetlerin değişikliğinin sağlıkta sorunu değiştirmeyeceğini, değişikliğin çok daha yukarıdan politik bir değişim olması gerektiğini söylemek isterim. Bu da bizim geçen gün, iki gün önce Bursa'da örgütümüze yapılan müdahale nedeniyle yaptığımız basın açıklamasından bir fotoğraf. Eski TAP Odası'nın eski başkanları ve yeni başkanımızla birlikte bir açıklama yaptık. Evet, Türk Tabipleri Birliği'ne antidemokratik bir saldırı var, şiddetle kınıyoruz. Ben de Bursa TAP Odası'nın bir delegesiyim ve oy kullandım. Oyumun görmezden gelinmesi beni çok rahatsız ediyor. Orada bir seçim yapan insan grubu var. Seçkin bir insan grubu var. Bu insanların seçmiş olduğu insanlar bir mahkeme tarafından görevden alınmamalıydı. Şiddetle kınıyorum bu olayı. Teşekkür ediyorum hepinize. Alparslan Hoca'ya çok teşekkür ederiz. Şimdi üçüncü konuşmayla devam edelim. Üçüncü konuşmacımız Ahmet Tellioğlu. Kendisi iş yeri hekimi. İstanbul Tabip Odası İş Yeri Hekimliği Komisyonu'nda üyesi. Aynı zamanda halen İşyeri Hekimleri Derneği Genel Sekreterliği görevini de sürdürüyor. Konuşmasının başlığı Cumhuriyet Dönemi İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği. Ahmet abi buyur, söz sendedir. Merhabalar. Sesim herhalde uygun geliyor değil mi? Merhabalar, günaydın herkese. Öncelikle beni böylesi güzel bir toplantıda bana konuşma imkanı veren hem sağlık politikaları çalışma grubumuza hem İstanbul Tabip Odası yönetimine teşekkür etmek isterim. Çok kıymetli bir toplantı. Ve tabii Doktor Bey'in de söylediği gibi bir ifade özgürlüğü kapsamında ele alınması gereken bir sorundan yola çıkarak meslek örgütümüzün seçilmiş yöneticilerinin bir mahkeme eliyle görevden alınmasını, hekimlerin iradelerinin bu şekilde boşa düşürülmesini de kınayarak başlamak isterim. Bu konuda da kötümser değilim. Yani hekimlerin ve Türk Tabipleri Birliği'nin bu türden müdahaleleri boşa çıkaracağını biliyorum, eminim. Ama bu da çok ilkel bir tutum. Bunu da not etmek lazım. Ben de aklı başında her hekim gibi bu tutumu kınıyorum. Şimdi Özlem Hanım'ın konuşmasının başında bahsettiği gibi işçi sağlığı ve iş yeri hekimliği ve Cumhuriyet dönemi bağlamında yani aslında bir tarihsel perspektifle nasıl ele alınabilir? Ben de öncelikle kendimi bu soruyla yüz yüze buldum sevgili Osman Öztürk bu görevi bana tevdi ettiğinde. Şimdi tabii ki yok, teşekkürler imkan verdin. Hem de bu konuyu ele almış olduk. Tabii ki her tarihsel incelemede ya da tartışmada olduğu gibi geçmişe dönüp bakarken aslında bugünün sorunlarından, tartışmalarından yola çıkarak bakma eğilimindeyiz. Yani bugün işçi sağlığı, iş yeri hekimliği, efendim iş kaynaklı kazalar, yaralanmalar, iş cinayetleri üzerinden yürüyen tartışmaların penceresinden bakma eğiliminde oluyoruz geçmişe dönüp baktığımız zaman. Diğer tartışmalarda da böyle aslında, tarihsel tartışmalarda da. Hani bugün sorunumuz neyse
tarihe de o sorunun penceresinden bakma eğiliminde oluyoruz. Aslında bunda da yadırganacak bir şey yok. Bir zaaf olarak söylemiyorum bunu. Ama işçi sağlığı meselesi söz konusu olduğu zaman, işçi sağlığı ya da iş yeri hekimliği meselesi söz konusu olduğu zaman hemen şunu not etmek lazım. Bugün artık iş yeri hekimliği, mesleki sağlık, işçi sağlığı ayrı bir tıp disiplini. Ya da bugün biz işçi sağlığı dendiği zaman daha sınırları belli bir alandan söz ediyoruz. Yani diyoruz ki iş kaynaklı, kabaca söylüyorum, iş kaynaklı yaralanma ve hastalıklar, iş kaynaklı hastalık etiyolojileri, hastalık etiyolojileri içerisindeki iş kaynaklı faktörler, bunlardan bahsediyoruz. Bunlar, sınırlılığı belirtmek üzere bunlardan bahsettim, bunlar bugüne özgü saptamalar. Yani diyelim ki PubMed'e girin ve işçi sağlığı ya da Occupational Health yazın, en fazla 1940'lara kadar gidebilirsiniz. Ya da yani Google Akademi'ye işçi sağlığı yazın, Türkçe çok daha hani 1940'lara kadar da gidemezsiniz. İşçi sağlığının bir ayrı tıp disiplini, bir ayrı kavram, bir ayrı konsept olarak var olması çok yeni. Hatta ILO'nun, Uluslararası Çalışma Örgütü'nün bu konuyu derleyip toplayan, bu konunun sınırlarını tayin eden sözleşmeleri dahi 1980'li yıllara özgü. Peki yani bundan 50 yıl önce, 100 yıl önce işçinin sağlığı diye bir bahis yok muydu? Tabii ki vardı. Ama baştan belirtmiş olduk, bugünkü gibi bir bağlam içerisinde değil. Tabii ki işçi sağlığı var. Bundan 100 yıl önce de var, 200 yıl önce de var. Ama bugünkü bizim bir tıp disiplini, sınırları belirlenmiş bir alan içerisinde yürüttüğümüz bir tartışma şeklinde yok. Ve nasıl var, nasıl gelişiyor, hani Cumhuriyet öncesi bugüne nasıl geliniyor? Ben bugünkü konuşmamda bir aslında size bir 20 dakika bir panoramik bir tarihsel görüntü vermeye çalışacağım. Nereden başlayayım dedim. Buhar makinelerinden. Sonuçta işçi değil mi? Yani nerede başlıyor? Endüstriyel kapitalizmin başladığı yer buhar makineleri. 18. yüzyılın sonunda icat edilen ve yani işte kapitalizm nasıl başladı, nasıl işçi sınıfı nasıl oluştu vesaire çok da tartışmalı bir alandır ama netice itibariyle 19. yüzyılın başında ülkemize buhar makineleri, savaş gemileri aracılığıyla geliyor. Ve hatta 1830'lu yıllarda artık Amerikalıların yardımıyla ülkemizde buhar makineli gemiler yapılmaya başlıyor. Haliç'teki tersanelerde. Ve o yıllarda endüstride de yani ya da ne diyelim çeşitli işliklerde de buhar makineleri, buharla çalışan çeşitli iş makineleri kullanılmaya başlanıyor. Yani peki bu kullanılmaya başlanıyor deyince çok geniş bir kullanım vesaire böyle bir şey de anlaşılmasın. Yani şöyle söyleyelim, 100 yani 19. yüzyılın başına geldiğimizde işte hani binlerce Anadolu'da kullanılan binlerce değirmenin bir tabii bu benim yani bir kaynaktan derlediğim bir bilgi ama çok %2'si falan buhar makinesiyle işleyen değirmen, un değirmeni var. Ama 1830'lu yıllardan itibaren artık Osmanlı'da, Türkiye'de makinelerin olduğu işletmeler var. Tabii ki bunlar öncelikle İstanbul, Bursa, İzmit gibi şehirlerde bunlar var. Aynı zamanda yine bildiğiniz gibi işte Aydın-İzmir demiryolunun kurulması ve işte buhar makinesinin demir yolunda da kullanılması bu dönem 1850'li yıllar ve neticede
1830'lu yıllardan itibaren yavaş yavaş çeşitli işliklerde, çeşitli iş yerlerinde makineyle tanışan, makineyle çalışan efendim iş yerleri var ve buralarda başta ordunun ihtiyacını temin etmeye dönük fabrikalar olmak üzere, işte çok meşhurdur Fesane gibi büyük işletmeler var. Bugünkü ölçülerle de büyük işletmeler, 500 işçinin, 600 işçinin çalıştığı, orduya fes üreten, orduya çuha üreten büyük fabrikalar, makinelerle işleyen büyük fabrikaların kurulmaya başladığını görüyoruz. Ama esas olarak devlet eliyle kurulmaya başladığını görüyoruz. Bu arada özel teşebbüsten de fabrikayla, makineyle üretim yapan işletme kurma eğilimleri var. Örneğin bir işte Beykoz'da bir ayakkabı fabrikası var. Daha sonra sahibi bunu devlete satıyor ya da devlet sahibinden satın alıyor gibi. Bu tür işletmeler başta ordunun ihtiyaçlarını karşılamaya dönük olmak üzere ve yavaş yavaş özel sektöre doğru var. Peki tabii böyle işletmeler olunca bizim işçi sağlığı kavramını yani bugün kullandığımız ve üzerinde tartıştığımız işçi sağlığı kavramının neşet ettiği sanayi işçisi de yani ortaya çıkmaya başlıyor. Ne zaman? İşte 19. yüzyılın ikinci yarısında. Bu bir yandan çok küçük sayıdaki, az sayıdaki makineyle üretim yapan işletmede olduğu gibi tabii yani bir yandan 19. yüzyıl Avrupa'sına benzer az sayıda işletmede üretim yapan bize tanıdık gelen sanayi işçisine benzer sanayi işçileri var. Bir yandan da zaten Anadolu'da var olan üretim süreçlerinin bugünkü anladığımız anlamda kapitalistleşmesine benzer süreçler var. Yani nasıl? Ya mesela şöyle örnekler var. İşte mesela dokumacılar var köylerde, dokumacılar var. Bunların işverenler ya da ne diyelim girişimciler tarafından, kapitalist girişimciler tarafından örgütlendiğini, yani öyle az buz örgütlenmeler değil, yüzlerce binlerce işte köylü kızım, mesela Uşak'ta 3000 dokuma tezgahının aynı işletme, aynı işveren hesabına çalıştığı vesaire örnekler var. Yani burada da yine küçük kız çocukları çalışıyor. Ne yazık ki diğer bildiğimiz batılı örneklerde olduğu gibi ağırlıklı onlar çalışıyor. Ve burada dokumacılar var, düğümleyiciler var ve büyük sayıda hani işçi evlerinde çalışmakla beraber, eve iş verme sistemiyle beraber aynı işverenin hesabına çalışıyorlar. Bu anlamda büyük işletmeler var. Mesela bir yani halı dokuma işi var ve bu halı dokuma işinde yani bugünkü anladığımız anlamda iş yapma biçimi, kapitalistlerin, girişimcilerin iş yapma biçimiyle iş yapan işletmeler var. Ki en sonunda kendilerini İzmir'de bir tröst haline de getiriyorlar ve yani çok ciddi iplik fabrikaları kuruyorlar, düğümleme atölyeleri kuruyorlar vesaire vesaire. Çok ciddi bir kapitalist tarzda iş yapma ve dolayısıyla birlikte çalıştırdık yani kendileri hesabına çalıştırdıkları kişileri de bugünkü anladığımız anlama yakın bir şekilde bir işçileştirme süreci var. Yani bu yeni iş yapma biçiminin bazen garip bir şekilde makineleşmeyle karşı karşıya geldiği örnekler de var. Yani İstanbul'da ciddi bir ayakkabı üretimi var. Ayakkabı üretiminin eski zanaat usulünden
bu yeni daha kapitalist bir usule 19. yüzyılın hemen sonlarında döndüğünü görüyoruz ve bu yeni usulle İstanbullu ayakkabı imalatçılarının Avrupa'dan gelen ithal ayakkabılara karşı böyle bir rekabette galebe çaldığı vesaire örnekler de var. Hatta yani bütün bu makineleşme, kapitalistleşme serüveninde yani daha böyle batıda 19. yüzyıl başında gördüğümüz manzaralar da var. Nasıl manzaralar var? Yani mesela Bulgaristan'da bir köyde makinelerle işleyen bir dokuma atölyesine efendim köylü kadınların ağırlıklı oluşturduğu bir kalabalığın saldırması ve atölyeyi tahrip etmeye çalışması var. Ya da efendim yine bu 1908'deki büyük grev dalgasında Uşaklı köylü kadınların efendim oradaki Uşak'taki 3 tane iplik düğümleme bugün fabrika diyelim belki atölye demek lazım. Makinelerle işleyen iplik düğümleme atölyelerine saldırıp makineleri tahrip etmesi ve oradaki efendim hatta yünleri çalması vesaire gibi. Yani hani lodizm, makine kırıcılığı diye bugün niteleyebileceğimiz manzaralarda tek tük de olsa bu dönemde var. Bunları niçin anlattım? Yani netice itibariyle tabii ki bugünkü ölçülerle mukayese edilmez ama modern anlamıyla bir işçi sınıfının nüvelerinin diyelim 19. yüzyıl Osmanlısı'nda oluştuğunu görüyoruz. Ve tabii kömür buhar makineleriyle birlikte tabii ki bir kömür ihtiyacı ortaya çıkıyor ve işte malum Zonguldak Ereğli'de bulunan bir kömür. Kömür 1838'lere kadar daha gayri nizami şekilde üretilirken 1840'larda hazine kömür üretimini ele alıyor ve daha sistemli bir kömür üretimi başlıyor. Bu kömür çünkü malum hem donanmanın gemilerinde hem yeni yapılan efendim demir yollarında kömür ihtiyacı var. Yavaş yavaş işte kömürle efendim buhar makineleriyle işleyen işletmeler var. Bir kömür ihtiyacı ortaya çıkıyor. Ve burada bu hazine tarafından işletilen kömür madenlerinin 1865'te donanmaya, o günkü adıyla Bahriye Nezareti'ne devri var 1865'te ve bu madenlerin işletmesini, bölgenin maden işletmesini eline alan Bahriye Nezareti'nin atadığı bugünkü bir tu amiralin o bölgeye yönelik olarak ve esas olarak kömür çıkarma usullerini daha nizami hale getirmek üzere yayınladığı bir nizamname var. Dilaver Paşa Nizamnamesi bizim işçi sağlığı işleri hekimliği ortamlarında çokça anılır. Şöyle Türkiye'deki bizim ülkemizdeki efendim işçi sağlığına değen ilk kanuni metin gibi. Evet, gerçekten bu metinde daha sonra onu takip eden maden nizamnamesinde de işte işçilerin yatakhanelerinin nasıl olması gerektiği, günde 10 saatten fazla çalışmamaları gerektiği vesaire gibi hususlar var ama zorunlu çalışma da var. Yani Zonguldak köylülerinin madenlerde zorunlu olarak nasıl ve münavebeli ve zorunlu olarak nasıl çalıştırılacağının usulleri de var. Yani bugünkü ölçüler içerisinde bir yani işçi sağlığı ya da iş güvenliğinden bahseden buna dönük maddeleri olan bir metin olarak söz etmek mümkün değil. Ama tabii çalışma koşullarını düzenlemek söz konusu olunca oradaki işletmecilere ya yatakhaneleri de şöyle yapın, 10 saatten fazla da çalıştırmayın, efendim kaza da olmasın ha falan gibi
önerileri de var ama bunların aslında yani modern anlamda bir işçi sağlığı efendim cümleleri, metinleri olduğunu söylemek mümkün değil. Ama var. Ertesinde de bir madin nizamnamesi var. Mecellede de var. Yani diyor ki mecellede de eğer diyor iş gördürdüğün kişinin diyor güvenliğini sağlamazsan ve o bir efendim sakatlanırsa ölürse bunu ödemek zorundasın diyor 1870 küsur tarihli mecellede de böyle şeyler var. Yani işçi sağlığına değen şeyler var. Aynı dönemde mesela İngiltere'de 19. yüzyılda 100'e yakın düzenleme yasalaşmış. Çocukların işte tabii yani çok tabii çok dramatik şeyler var o düzenlemelerde de. Hani 7 yaşından küçük çocukların nasıl çalıştırılacağı, 10 yaşından küçük çocukların çalıştırılmayacağı vesaire gibi. Ama burada yani hani şöyle de düşünmeyelim ya biz de böyleyken yani İngilizler de yani yapmış, gavur yapmış be falan değil. Hayır onlar da pek çok düzenleme 19. yüzyılda parlamentodan geçiriyorlar ama bunların çok nadir uygulaması mümkün oluyor. Çünkü hiçbirinde bizim aynen 6331'in işverenlerin yükümlülüklerini saydığı ama hani bunların nasıl zorlanacağını belirtmediği maddeleri gibi yani bunlar da hayata geçmiyor aslında o dönemde. Çünkü yasaları yapıyorlar, İngiliz Avam Kamarası yapıyor ama bu yasanın nasıl uygulanacağına dair bir mekanizma tarif etmiyor. Dolayısıyla o dönemde hani çok bu işçi sağlığı diye nitelenebilecek Avrupa'da pek çok düzenleme var ama onlar da hayata geçmiyor. Bizde çok az sayıda dediğim gibi böyle bir düzenlemeler var. Dilaver Paşa Nizamnamesi, Maden Nizamnamesi efendim ve mecelledeki bu bugünkü borçlar kanunundaki gibi bir düzenleme. Ve netice ve sonuçta bugünkü anlamıyla bir işçi sağlığından yani bundan 100 yıl önce, 120 yıl önce, 150 yıl önce böyle bir şeyden söz etmek mümkün değil. Ne zamana kadar? 19. yüzyıl sonunda bu işletmelerdeki işçiler grevleri çıkmaya başlayınca bir işin renginde bir değişiklik oluyor. Yani demir yollarında, efendim, feshanede, Kavala Tütün Rejisi'nde işçiler grevlere başvurdukları zaman, ha şunu da söyleyelim, ilk bizim aslında çalışma hayatını düzenleyen, çalışma hayatına değen ilk kanuni düzenlememiz 1850 tarihli polis nizamnamesi. Grevi yasaklıyor, işçilerin eylem yapmasını yasaklıyor 1850 tarihli polis nizamnamemiz. İşçiler her ne zaman ki 19. yüzyıl sonu ve 20. yüzyıl başında çeşitli eylemler, direnişler, grevler öncelikle ücret ve çalışma saatleriyle ilgili olarak ortaya koymaya başlıyorlar. Burada yavaş yavaş işçi sağlığı diye nitelendirebileceğimiz, iş sağlığı diye nitelendirebileceğimiz talepler de gündeme gelmeye başlıyor. 19. yüzyıl sonu, 20. yüzyıl başı. Bu grevler dalgasının en efendim en fazla yükseldiği dönemde 1908 meşrutiyetin ilanından sonra. Çok ciddi her yerde ücret talebiyle çok ciddi grevler var. Yani Selanik'te var, Bulgaristan'da var, efendim İzmir'de var, tabii ki İstanbul'da var. İrili ufaklı yani pek çok yerde yani Beyoğlu garsonlarından efendim Uşak'taki dokumacı köylü kadınlara kadar her yerde grevler var 1908 meşrutiyetten sonra ve iki temel talep var. Bir tanesi ücret, tabii ki ücret artışı, ücretlerin düzgün ödenmesi. İkincisi çalışma saatleriyle ilgili. Yani çalışma saatimiz 8 saate olsun diyen var, 10 saate olsun diyen var, 12 saate olsun diyen var.
Efendim kışın 8 saat, yazın 9 saat olsun diyen var. Ve bu grevler. Ve bu grevlerde de yer yer bugün yani işçi sağlığı kapsamında değerlendirebileceğimiz talepler var. Yani yatakhanelerimiz havalandırılsın. Efendim işletmede tükürük kokkası olsun. Efendim helalar şöyle olsun gibi talepler var. Az sayıda çok parçalı. Keza zaten bütün bu grev süreci de kendisi zaten merkezi değil, çok parçalı, birbirinden kopuk, talepler birbirinden kopuk. Çeşitli listeler var. Yani nadiren sendika kabul edilsin diyen grevler var. Bu dönemde yani sendika muhatap alınsın diyen bir grevler var. İşte tam da bu dönemde yani bu 1908 meşrutiyet ertesindeki grev dalgasında işçi sağlığı kapsamında değerlendirilebilecek talepler var. Ve 1909 yılında ki zaten o dönemin yöneticileri İttihat ve Terakki bu grevleri de yani şöyle karşılıyorlar. Yani bunlar o kadar aşırı taleplerde bulunuyorlar ki Avrupa'daki sosyalist partiler bile bu kadar talepte bulunmaz canım diye karşılanan bir grev dalgası. İttihat Terakki tarafından böyle karşılanan bir grev dalgası. Neticede 1909 yılında zaten tatil eşgal kanunu diye grevleri yasaklayan bir kanun çıkıyor 1909 yılında ve ertesinde de zaten büyük o 10-14 yıllık işte büyük bir o uzun savaş dönemine giriliyor ve bu dönemde zaten hani kimsenin bir ne grev ne işçi sağlığı ile ilgili bir gündemi olamıyor. Ben hani bu süreci 1920'ye kadar 19. yüzyıldan 1920'ye kadar böyle bugünkü anlamıyla işçi sağlığı ile ilgili süreçlerin, taleplerin uç verdiği, boy verdiği bir uzun yüzyıl olarak düşünüyorum. 1921'de Türkiye Büyük Millet Meclisi, toplanan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin ilk yaptığı işlerden biri çok hani bence hani gerçekten bizim eğer böyle bir 200 yıllık bir işçi sağlığı tarihi yazacaksak orada hani parlayan girişimlerinden birisi oluyor. Ne oluyor? Bu dönemde Amele Birliği adıyla bilinen ve Zonguldak işçilerini yaralanma, ölüm ve emeklilikte ekonomik olarak desteklemeyi amaç edinen iki tane kanun yürürlüğe giriyor. 1921 yılında Amele Birliği Kanunu diye. Bu işte kömür tozlarının satılması, elde edilen gelirlerin efendim yaralanan, ölen işçilerin ailelerine verilmesi amacıyla 1921 yılında bugünkü modern sigorta yaklaşımına yakın bir yaklaşımla iki kanun ortaya çıkarıyor yeni meclis 1921 yılında. Biraz yani kronolojik bir şey yapıyorum. En son bağlayacağım. 1924 yılında İktisat Kongresi'nde işçi grubunun dile getirdiği talepler arasında çalışma koşullarının iyileştirilmesi, çalışma koşullarının o günün ifadesiyle söyleyelim, sıhhileştirilmesine değin birkaç madde var. Yani burada hani şöyle bir şey de anlaşılmasın. Yani burada o işçi grubunun talepleri arasında yani bu sanayi ticareti bu gayrimüslimlerden alalım diye talepler de var. Yani hani belli sınırlar içerisinde anlamak lazım. Ama yani bir işçi sağlığı ile ilgili birkaç satır var. Daha sonra tamam. Daha sonra Borçlar Kanunu'nda Mecelle'deki usulü tekrarlayan bir şey var. Ve 1930 yılına gelindiğinde gerçekten Hıfz-ı Sağ Kanunu yine eğer böyle bir hani Cumhuriyet işçi sağlığı, Cumhuriyet dönemi işçi sağlığı tarihi çalışacaksak ve yazacaksak yani burada iş yerlerinde bugünkü bakın bugünkü anlamıyla işçi sağlığına doğrudan düzenleme getiren bir bölümü var. Hem 50'den fazla sayıda işçi istihdam eden iş yerlerine hekim bulundurma mecburiyeti getiriliyor. Hem de bunların
belli bir efendim revir, hatta hastane eğer sayıları fazlaysa kurma mecburiyeti getiriliyor ve hıfzı sıha kanununda işçi hıfzı sıhası bölümünde bu işletmelerde iş yerlerindeki işçi sağlığıyla ilgili kazalara, hastalıklara karşı tedbir alınmasından söz ediliyor. Gerçekten hıfzı sıha kanununun ilgili bölümü bizim eğer böyle bir tarihimiz varsa burada hani gerçekten parlamayı hak eden bir bölüm. 1930 hıfzı sıha kanunu. Sonraki yıllarda 1936 iş kanunu, daha sonra 1945 malum Sosyal Çalışma Bakanlığı'nın kurulması ve Sosyal Sigortalar Kurumu'nun ne diyelim öncülü sayılabilecek sandığın kurulması. 1960'a kadar aslında bu arada bir sendikalar kanunu vesaire de geçiyor ama bizim bugünkü hıfzı sıha kanunu hariç bugünkü işçi sağlığı perspektifimizde yer alabilecek, buna ışık tutabilecek, buna ilham kaynağı olacak bir girişim yok. Ne zaman ki 1960'tan itibaren 1475 sayılı iş kanunu, o da 70'tir başı ve işçi sağlığı iş güvenliği tüzüğüyle konu bugünkü yani esas olarak iş kanunu, 224 sayılı sendikalar kanunu ve ardından işçi sağlığı iş güvenliği tüzüğüyle bugün bizim konuştuğumuz, tartıştığımız işçi sağlığı iş güvenliği kavramına geliyor. O güne kadar, o işçi sağlığı iş güvenliği tüzüğüne kadar bugün üstünde durduğumuz anlamıyla Türkiye'de bir işçi sağlığı, sistemli bir işçi sağlığı yaklaşımından söz etmek mümkün değil. İşçi sağlığı iş güvenliği tüzüğümüz de bu tarihte parlayan noktalardan biridir. Yani 50 yıl önce yayınlanmış, yapılmış bir tüzük. Bugünün gözüyle bakarsak, hani bugün neredeyiz, o gün neredeymişiz gözüyle baktığımız zaman, gerçekten aynen hıfzı sıha kanununun işçi hıfzı sahası bölüm gibi işçi sağlığı iş güvenliği tüzüğü de bu tarihin parlayan noktalarından biridir. Bu tarihin bir diğer parlayan noktası 1980'den sonra, o süreçleri zaten dünden beri konuştuk. 1987'de Türk Tabipleri Birliği'nin iş yeri hekimliği eğitimlerini başlatmış olması. Diyeceksiniz ki ya iş yeri hekimliği eğitimlerini başlattıysa ne oldu? Aslında bugün işçi sağlığı diye konuştuğumuz şeyin aslında tanımlanması nasıl iş sağlığı iş güvenliği tüzüğüyle başladı diyoruz. Bunun ayrı bir disiplin olduğunu, işçi sağlığı diye ayrı bir konu olduğunu, bunun ayrı bir eğitime muhtaç olduğunu Türk Tabipleri Birliği tespit etti. Rahmetli hocamız Faldun Sirer ve yine rahmetli genel sekreterimiz Doktor Nejat Yazıcıoğlu. Bu iki kıymetli doktorun öncülüğünde başlayan girişimle Türk Tabipleri Birliği işçi sağlığı bugünkü yani ILO falan da bunun adını 1980'lerin başında koydu arkadaşlar. Bu arada hani bunu da öyle söyleyelim. Bu alanın ayrı bir tıp disiplini olması gerektiğinin gerektiğini tescilledi. Bu eğitimleri 1987'de iş yeri hekimliği sertifika eğitimlerini başlatarak. Daha sonra hatta bu alanı düzenlemek adına çeşitli yönergelerle çalıştı Türk Tabipleri Birliği. Ta ki malum bu sağlıkta özelleştirme dalgasının işçi sağlığı hizmetleri alanını tam anlamıyla reforme ettiği, kendi meşreplerince reforme ettiği 2010 yılına kadar. 2010 yılında Türk Tabipleri Birliği'nin işçi hekimi atama yetkisi ortadan kaldırıldı. Ya da bu alandaki yasal yetkisi ortadan kaldırıldı. Bugün bu alanı tamamen özelleştirmeye açan ortak sağlık güvenlik birimlerine yol veren iş sağlığı iş güvenliği hizmetleri yönetmeliği yayınlandı. 2010
ortak sağlık güvenlik birimlerini, yani ne diyelim, işçi sağlığı alanının özelleştirilmesi, 2012 bugünkü 6331 sayılı iş sağlığı güvenliği yasasının çıkması ve bugün yaşadığımız, üzerinde tartıştığımız, çokça tartıştığımız bugünlere gelmiş olduk. Bizim iş, evet, bizim işçi sağlığı, efendim, işçi sağlığı ya da işçilerin sağlığıyla ilgili Cumhuriyet öncesi, Cumhuriyet ve bugüne kadarki serencamı bu konunun bu şekilde. Ben teşekkür ediyorum. Burada bağlayacağım. Süremi de kullandım. Eğer dilerseniz sorular bölümünde konuşabiliriz, açabiliriz. Ağzınıza sağlık Ahmet Tellioğlu'na da. Şimdi 12'de bir yemek aramız var. Ona, o zamana kadar hani 20 dakikalık bir süremiz var. Söz kullanabiliriz. Söz heyetindir. Buyurun. Evet, teşekkür ediyorum tüm konuşmacılara. Ben 2-3 konu, hani 2-3 konuşmacıya da birer soru sormak istiyorum. Bir tanesi Özlem Hocam, acaba Türkiye'de şu anda meslek tanımlarıyla ilgili ciddi bir problem var. Bahsetmiş olabilirsiniz, ben birazcık sonra girdim konuşmanıza ama meslek tanımlarıyla ilgili bir ciddi birbirinin içine girmiş, herkesin birbirinin yetki ve sorumluluk alanına girdiği bir durum var. Bu tanımlanabilir mi? Yani tekrar bunu tanımlamak için nasıl bir çalışma yapmak lazım? Ya bunun ben çok önemli olduğunu düşünüyorum. Yani ben onu yaparım, bunu yapmam. Şu an mesela hemşirelerle hekimler arasında yapılacak müdahalelerle ilgili sıkıntılar yaşanıyor. İşte bununla ilgili görüşlerinizi merak ediyorum. İkincisi, bu zorunlu hizmetle ilgili. Şimdi Yandal çıktı. Yandal'a da bir zorunlu hizmet tekrar geldi. Yani bir hekim eğer Yandal uzmanlığı yapacaksa uzunca bir süresini zorunlu hizmette geçirmek zorunda. Bunun aslında hani dünyada başka bu kadar, bizim kadar bir zorunlu hizmet yapan başka bir ülke var mı? Kendi, çünkü biz o eğitimi yaparken devlet bize yalnızca eğitim alanı sunmak dışında başka bir şey vermiyor neredeyse. Yani hem sizden hizmet satın alıyor, sizi çalıştırıyor uzmanlık eğitimi esnasında. Onun dışında da başka bir şey vermiyor. Bunun insan hakları, zorunlu çalıştırma, hani bir insanı zorla çalıştıramazsınız aslında. Bu bağlamdan hiç bakıldı mı? Yani sizin bu konudaki düşüncenizi merak ediyorum. Bir de son olarak SSK kendine has bir kurumdu işçi sağlığı açısından. Kendi meslek hastalıkları hastanesi vardı, kendi ilaç fabrikası vardı. Engin Tonguç'un bununla ilgili çok güzel hani anıları da anlattığı bir süreç de var. Bunun işçi sağlığındaki yeri nedir ve hani bu SSK'nın yok edilmesiyle işçiler aslında neyi kaybettiler? Meslek hastalıkları hastanesini kaybettiler mesela. Bununla ilgili yorumunuzu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Öyle mi yapalım? Yani isterseniz şey oluyor hocam, bence tek tek yapalım. Tek tek yapalım bence. Öbür türlü şey oluyor. Buyurun, kim istersen. Ben önce kısacık hemen tabii. Çok doğru altını çizdiniz. Yani yine bu tarihte altını çizmemiz gereken noktalardan biridir o. Eyüp SSK Hastanesi'nde başlayan işçi sağlığı kliniği, daha sonra Ankara, İstanbul, Ankara ve Zonguldak Meslek Hastalıkları Hastanesi. İstanbul, Ankara efendim Meslek Hastalıkları Hastanesi, efendim Zonguldak Amele Birliği Hastanesi, o da daha sonrasında Meslek Hastalıkları Hastanesi'ne dönüyor. Bütün o hani iş sağlığı, iş güvenliği tüzüğü, sosyal sigortalar kurumu ve hastaneleri ve ardından meslek hastanelerinin kurulması ve ardından Türk Tabipleri Birliği'nin işçi sağlığını ayrı bir disiplin olarak tanımlaması, aslında evet hepsini birlikte görmek gerekir. Orada Engin Tonguç'u da anmak gerekir. Evet, doğru söylüyorsunuz. Bu da çok önemli bir bizim bugün konuşabildiğimiz işçi sağlığının gelişmesi bakımından son derece dikkate değer, altı çizilmesi gereken bir gelişmeydi. Ne yazık ki bunu da bugün biliyorsunuz iş meslek hastalıkları hastanelerinde ne yazık ki yerine bir şey koymadan kapatıyorlar. Evet. Teşekkür ederim. Buyurun. Tabii.
soru için teşekkürler. Çok güzel bir soru. Gerçekten başka ülkelerde bu kadar zorla çalıştırma var mı? Yan daldan sonra 2 yıl, okul bittikten sonra 2 yıl, uzmanlıkta 2 yıl, 6 yıl. Bu kadar yok tabii ama ülkelerin yönetim şekillerine bağlı olarak hani ne kadar faşistleşirse o kadar çok zorunlu hizmet gelebilir. Çok sayıda belge var, uluslararası belgelerde dahil olmak üzere bu alanı düzenleyen. Bunlardan çok önemlidir İLO'nun sözleşmeleri. Türkiye'nin de imzaladığı bir sözleşmesi zorunlu çalışmayla ilgilidir. Tam da bu konuyla örtüşür. Orada der ki zaruri durumlarda, mecbur kalındığı durumlarda bu şekilde çalıştırılabilir. O zaruri durumları da çok net açıklamadığı için aslında oraya sığınabiliyorlar. Yani bunun insani olduğunu düşünmüyorum. Hiçbir meslekte bu kadar yok Türkiye'de. Ama İLO sözleşmesinde de çok bir netlik ve açıklık olmadığı için evet biz bu sözleşmeyi uyguluyoruz ama mecburuz. Ülkenin gereksinimleri bunu karşılamak için böyle yapmak zorundayız diyorlar ne yazık ki. Haklısınız. Ben de teşekkür ederim. Meslek tanımları tanımlanabilir mi dediniz? Tanımlanabilir ama kritik soru tanımlandığı gibi yaşama geçirilebilir mi aslında? Kritik soru o. Mesela örnek vereyim. Hemşehrilik yasası. Gerçekten başka meslek gruplarında var mı biliyorum. Bir ceza ve hemşireliği görev, yetki ve sorumluluğu var. Gerçekten birinci, ikinci ve üçüncü basamak düzeyinde çok iyi tanımlanmış yasada. Keza birinci basamak, keza hastanelerde de öyle. Ama bir, o mesleğin üyelerinin çok büyük çabalarla geçirdiği yasayı mesleğin üyeleri sahiplenmiyor. İki, sistemin ihtiyacı böyle bir şey değil. Koskocaman bir yasa var ve işlevsiz. Dolayısıyla kritik sorunun yaşama geçirilemez. Çünkü ifade edemedim, gerek neoliberal ekonomik politikaların sağlık reformları, gerekse sağlık emek gücünün esnek üretim mekanizmalarından birisi olan fonksiyonel esneklik. Fonksiyonel esneklik dediğimiz ne? Sağlık alanında sermaye birikiminin daha hızlı olması, daha hızlı çalışabilmesi için bütün meslek üyelerinin görev, yetki ve sorumluluklarının kayganlaşması. 1980 sonrasının sağlık emek etkinliği içerisindeki en büyük yapısal değişikliklerinden bir tanesi. Bu aynı zamanda örgütlenememenin, dayanışamamanın da bir nedeni. Ne demek kayganlaşması? Sürekli birilerinin yerine ikame edilmesi demek. Örneğin birinci basamakta aile sağlığı elemanı dediğiniz kişi sizin, belki hemşire yardımcısı, belki acil tıp teknisyeni. Ama orada birinci basamakta bir ebenin ve hemşirenin görevini yapıyor. İşte hastanede hemşire diş hekimi bilmiyorum. Dolayısıyla bu emek gücünün çalışma yaşamının temel bir karakteristiği oldu. Dolayısıyla meslek örgütlerinin ve sendikalarında yaşama geçirilebilir mi meselesini önüne alması gerekiyor. Tanımlanmak ve mevzuat haline getirmek kolay. Buyurun Osman Hocam. Konuşmalar için teşekkür ediyorum. Bir küçük yorum yapıp sevgili Alparslan'a bir soru sormak istiyorum. Tahsin Yücel'in Gökdelen isimli bir romanı vardır. Çok güzel. Mahkemeleri özelleştiriyor. Ve ben o romanı okurken hani sağlığı ne kadar aslında kanıksadığımızı ve kanıksayamayacağımızı o roman özelinde okumuştum. Bazen biz de kendimizi o kadar içeride buluyoruz ki kanıksıyoruz. Örneğin davalı veya davacı olsak, bir mahkemenin özel mahkeme olması mı, yoksa bir hakimin part-time çalışması mı bize daha fazla zarar verir? Davalı ve davacı olarak, hakime muayenehanesinde özel olarak derdimizi anlattığımız veya polikliniğinde yani mahkemesinde 5 dakikada derdimizi anlattığımızda hangisinin daha adil karar verebileceğine dair hükmümüz olur mu? Biz toplum olarak hakimin muayenehanesi mi daha çok dert ederiz, mahkemenin özel olup olmamasını mı? Şimdi bu bağlamda bazen hekimliğe ve muayenehaneye bakmak gerektiğini kanaatindeyim. Sorum şu, muayenehane part-time anlamında muayenehane açmak bir hak mıdır?
bir sadece hekimlere verilen bir ayrıcalık ve onu diğer sağlık çalışanlarından ayrımcılığa sürükleyen bir süreç midir? Özellikle hekimin, örneğin hakim kategorisinden konuşursak, katibin 3 kuruş paraya çalıştığı, tam gün süreyle çalıştığı bir yerde özlük haklarım düzenlenmeden ben part-time'ı kapatmam demesi gibi bir durum yaşamıyor muyuz hemşirelerimiz, sağlık çalışanlarıyla birlikte? Teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Senin soruların hep böyle oluyor. mevzuat açısından değil, benim görüşümü soruyorsun. Mevzuat da çok net zaten. Ben kamudan yanayım. Hekimler tam gün çalışmak zorundalar. Ama hep Türk Tabipleri Birliği'nin altını çizdiği şekilde hekimin koşulları, çalışma koşulları iyi olduğunda, koşullar yerine getirildiğinde tam gün taraftarıyım. Bunun dışında kabullenmişlik dedin. Günümüzde yaşadığımız ama ben kabullenmek istemiyorum. Buyurun hocam. Sözü hocaya verelim. Sonra Mustafa abi sana verelim sözü. Çok teşekkür ederim. Tülay Yarkın, Tabip Odası üyesiyim. Çok güzeldi sunumlar. Doyamadım gerçekten. Hele Özlem hocama teşekkür ediyorum. Size bir sorum var. Bu sendikalaşmayla ilgili o konuya çok girmedik. Sağlık emek gücü nasıl sendikalaşsın? Son yıllarda bu hekim sendikaları da tartışma konusu. Bir meslek grubu sendikalaşabilir mi? Yani niye bir mühendis sendikasından bahsetmiyoruz da şimdi hekim sendikası çıktı ortaya. Bu konuda yorumunuzu merak ediyorum. Teşekkür ederim. Önce şöyle başlayayım. Bu sempozyumun ismini gördüğümde ve davet aldığımda sürekli şunu söyledim. Keşke daha önceki yıllar gibi başta TTB olmak üzere işte bir komisyon olsaydı da işte 5-6 ay önceden başlasaydık. Gerçekten Cumhuriyet dönemini kolektif olarak masaya yatırsaydık sağlık politikalarında. Sonra da bu TTB olur, İstanbul Tabip Odası olur, fark etmez. Sonra da onun sonuçlarını tartışsak. Çünkü gerçekten birinin 100 yılı kendi aklıyla değerlendirmesinin yeterli olamayacağını ve kolektif bir akla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bu sempozyumdan sonra böyle bir ödevimiz olduğunu düşünüyorum açıkçası. Kolektif bir değerlendirmeye muhtaç bir yüzyıl var. Önce öyle başlayayım. Meslek sendikacılığını aslında kendi özelimizde değil ama başka ülkelere bakarak değerlendirebiliriz. Amerika bu konuda çok tipik. Avrupa'da da keza meslek sendikaları var. Ve bunun üzerine yazılmış çok şey var. Meslek sendikacılığı, oradan birkaç bir şey söyleyeyim. Türkiye'de de vardı aslında ama bu son dönemlerde hekim hareketinin yükselmesi, muhtemelen TTB'nin gücü, muhalefeti, aile hekimliği, işte iş yeri hekimliğindeki başka uygulamalar vesaire konjonktür olarak buna iyi bir zemin hazırladı hekim sendikacılığı anlamında, öyle düşünüyorum. Kesinlikle sağlık iş konusunda problemleri var ama meslek sendikacılığıyla asla karşılaştırılamayacak düzeyde. Bir kere hedef, yani şunu biliyoruz değil mi? Bir mesleğin kurtuluşunun bir meslekle olmadığını, sağlıktaki kurtuluşun da sağlık emekçileriyle olmadığını, bir bütün olarak bütün dünya emekçilerinin, hatta o ülkeyle de internasyonalizmi savunuyoruz. Yani buradan bile baksak aslında bir meslek sendikacılığının bir emek mücadelesini geri düşürdüğünü, kendisini mesleki hak ve özgürlüklere indirgediğini, üç, aslında diğer emekçilerle dayanışmasının önünde duvar ördüğünü ve emek perspektifini göz ardı edebildiğini ve bunun üzerine de gerçekten çok tartışmalar var. Sadece bunu söyleyebilirim. Teşekkürler. Mustafa abi, buyur, senin sözün vardı. Go.
konuşmacıların hepsine teşekkür ederek başlıyorum öncelikle. Ahmet'le ilgili bir sorum olacak, Ahmet'in sunumuyla ilgili. Aslında biraz Alparslan Hoca'yı da bağlayacak belki bu konu. İşçi sağlığı, çalışan sağlığı konusu konuşulurken şey içerisinde 224 sayılı yasanın işçi sağlığı ile ilgili şeyinden bahsetmedik pek fazla. Bilirsiniz bu aile hekimliği sistemine geçene kadar sağlık ocağı bir ekip hizmetiydi ve bu ekip hizmeti içerisinde de aslında bölgesindeki çalışan ünitelerin, ondan az işçilerin çalıştığı birimler, özellikle o kent ya da kasabadaki bakkalı, kasabı, işte ne bileyim fırını, diğer yani yaygın olarak toplumun hizmet aldığı yerler, oradaki insanların hizmet aldığı yerlerde çalışanların sağlığının korunması ve izlemi sağlık ocaklarındaydı. Aile hekimliği sisteminin gelişiyle birlikte bu iki kısım birbirinden önce ayrıldı biliyorsunuz. Toplum sağlığı ve aile sağlığı merkezi olarak daha sonra iyice sulandırılarak şimdi neredeyse koruyucu hekimlik hizmetleri, topluma yönelik koruyucu hizmetlerinden çıkarıldı bu iş. Özellikle o sağlık ocağı döneminde kendi bölgesindeki esnafın doğru dürüst kontrol edilmesi, takibi vesaire tamamen oradaki sağlık ünitesinin kapsamı içerisindeydi. O nedenle hem bir kere bunun altını çizmek bununla ilgili hem de şu tartışma konusundaki düşüncelerinizi de bilmek isterim açıkçası. 50'den az işçi çalıştıran yerler, hatta ondan az insanların çalıştığı yerlerde iş yeri hekimliği hizmeti sunulması ile ilgili bir şey var. Ama bunu birinci basamak sağlık hizmetlerinin o bir ekip hizmeti olmaktan çıkarılmasıyla birlikte asıl olarak daha önceki dönemlerde de tartıştığımız gibi bu bölümün tamamen çok az insanın çalıştığı yerlerdeki çalışanların sağlığının gözetiminin bir ekip hizmetiyle yürütülen birinci basamak ünitesine verilmesi konusundaki tartışmada görüşünüz. Bunda son zamanlarda şöyle bir şey vardı. Bir dönem toplum sağlığı merkezlerine ortak sağlık güvenliği birimi kurdurma girişimi, hatta birkaç tane de böyle bir deneyim oldu. Kamunun ortak sağlık güvenliği birimi olsun ve o takip etsin gibi. Yani özelleştirme ilişkisini kamu içerisine de sokan bir anlayış. Bu konudaki görüşlerinizi rica ediyorum. Teşekkür ederim. Olur tabii. Sevgili Mustafa, teşekkürler. Ben yani sosyalizasyon kanununa baktım. Yani bunun eki mi bilmiyorum. Çok iyi bildiğim bir konu değil ama kanunda hani işçi sağlığıyla alakalı bir husus göremedim. Yanılıyor olabilirim. Eğer öyleyse hani senin katkın olmuş olsun bu. Bu ben yani şimdi senin soruna dolaylı bir cevap vermek isterim. Yani şu. Yani 10'dan az, 50'den az, 100'den az. Ben işçi sağlığı hizmetlerinin işçilere ücretsiz ve fiziken ulaşabilecekleri bir noktada, bu konuda deneyimli bir sağlık ekibi tarafından verilmesi gerektiğini düşünüyorum. Fiziken ulaşabilecekleri bir yerde olmalı. Yani işçi sağlığı ya da diğer sağlık hizmetini de birlikte de alabilir. Ama işçi sağlığı hizmetini alacağı hekim, sağlık ekibi işçinin gün içerisinde çok kısa bir sürede fiziken ulaşabileceği bir yerde verilmeli. Yani hani bu sanıyorum sorunun cevabı oldu. Teşekkürler. Teşekkürler. Çok güzel bir soru. Benim de 6 yıldır altını çizdiğim şey, birinci basamakla ilgili politika üretmek gerekiyor. Mesela bu konu çok açık. Bunu tartışmak zorundayız gerçekten. Ama sevgili Ahmet'in söylediği gibi işçi, her çalışan işçi sağlığı iş güvenliği hizmetlerinden yararlanabilmeli. Bunun önünde hiçbir engel olmamalı. Bu birinci basamağın işi gerçekten. Birinci basamakta kotarılmalı. Ve bu hizmeti veren kişiyle patronun arasında bir para ilişkisi olmamalı. Bunları çok netleştirmek gerekiyor. Birinci basamakta bu işi bitirmek zorundayız ama altını tekrar çiziyorum. Bunları tartışmak ve birinci basamağa yönelik bizim bir politika oluşturmamız lazım. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Sizin de
hocam. Bana soru yok ama birinci basamak olunca bir iki bir şey söyleyeceğim. Dünden beri CHP'den pek çok arkadaş bu toplantıya katılıyor ve dikkatle izliyor. Birinci basamak meselesi de olunca hemen bir gönderme yapmak istiyorum. Son sağlık kurultayında ben birinci basamak sağlık çalışanları çalışma grubundaydım. Orada tekrar gördüm ki orada olanların ve o kurultayda rapor olarak geçen şeyin halen aile hekimliği nüvelerinin ve kendisinin savunulduğunu ve ısrar edildiğini, dolayısıyla bu noktayı siyasi aktörlerin de bunu bilenlerle tekrar tartışması ve masaya yatırması gerektiğini düşünüyorum. Teşekkür ederim. Muharrem abi, sözüm var. Ya bir iki katkı. Öncelikle teşekkür ediyorum sunumlar için. Bir tane tabii Bursa Tıp Odası, bilemiyorum, Covid nedeniyle galiba ertelenmişti. Bu birinci basamakla ilgili çalıştayı yapması lazım. Belki 14 Mart haftası içinde hep beraber, ben Presiden Hekim koluna da bunu ifade ettim, yapılması gerekir. Bu önemli bir şey. Bir tane iş kolunda sendika 65 yılında 28 tane sağlık iş kolunda sendika var. Mesela bir tane örnek vereyim. Florence Nightingale Hemşirelik Okulu Öğretim Üyeleri ve Yardımcıları Sendikası. Hani iş kolunu bıraktın, hastaneye özel var. Ya da Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Asistanları Sendikası. Ki sevgili Erdal abinin, Erdal Atabek'in hem dernek başkanlığı sonra sendika oluyor. Sosyal Sigortalar Kurumu Hekim ve Eczacılar Sendikası var. Yani çok. Şimdi günümüzde meslek sendikası kuramıyorsunuz. Normalde hepsi iş kolu sendikası. Ama lanse edilme biçimi, hekimsen, tabipsen, hekim birliği gibi. İki sene önce bir yasanın mecliste ortak kabul edilmesi, emekli hekimlere ve diş hekimlerine yönelik işte bu kesintinin kaldırılması ve ekibi şey. Burada iş kolu sendikası diyeyim. Sağlık alanında çok fazla tepki gösterdi. O güne kadar bu hekim sendikası diye, bu kolaylık olsun diye söylüyorum, yoksa uzun ismi böyle değil, bunu bir fırsata çevirdiler. 300-500 olan üye sayıları şu anda 20 binler civarında her bir sendika için. Yani toplam 45-50 bine yakın üyeleri var. Onun da çok büyük etkisi oldu, onu ifade edeyim istedim. Teşekkür ederim. Teşekkürler. Söz evet, evet, çok sevinirim. Çok teşekkür ederim. Gerçekten çok verimli oldu. Altını çizmek istediğimiz şeyleri çizdik. Program çok güzel. Tekrar tebrik ediyorum İstanbul Tıp Odası'nı. Hocamla birlikteydik. O bahsettiği toplantıda, CHP'nin sağlık politikaları toplantısında birinci basamak grubundaydım ben de. Kafalar çok karışık. Hiç bilgi yok. Bilmedikleri için kötüledikleri yasalar var. Yarın bildikleri şeyler var. Hekimler hepsi, çoğunluğu. Kafalarımız çok karışık. Tabii bu örgütümüze de yansıyor. Yani bizim birbirimizi kırıp dökmeden oturup bunu tartışmamız gerekiyor. Herhangi bir şeyi dayatmadan, kimsenin bir dayatacağı bir şey yok zaten. Hepimizin açık zihinle oturup birinci basamakta ne olmalı, bir politik oluşturması ve TTB'nin bunu gündeme getirmesi gerekiyor. Ben gene bu fırsatı buldum. Her bulduğum fırsatı zaten değerlendiriyorum. Teşekkür ediyorum. Sağ olun. Teşekkürler. 12 biraz geçtik. Bir 5 dakika sonra başlamıştık. Onun için varsa son söz alabiliriz. Ben de görmüyorum. Yoksa evet. O zaman teşekkür ederiz bütün konuşmacılarımıza.